İyi akşamlar sevgili seyirciler. Özel röportajımızın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Hoş geldiniz Sayın Özel. Söyleşimize hemen bir son dakika gelişmesiyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan ve Demokrat Parti'nin yeni seçim için başkan adayı Joe Biden az önce adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii öncelikle geçen hafta Amerika'da yaşanan Sayın Trump'a bir suikast girişimi var. Kulağını sıyıran veya kulağından yaralayan bir mermi ki birkaç salise içinde böyle baş hareketi, yani belki de ateşlendikten sonra başını o bir saniyelik çevirmesiyle hayatı kurtuluyor. O zaman sosyal medyadan da paylaştık, gerekli geçmiş olsun dileklerimizi de ilettik. Böyle bir şeyi son derece tehlikeli bulduğumuzu ve kınadığımızı ifade ederek başlamak isterim. O süreçte Sayın Biden'ın açıklamaları da önemliydi. Biden'la ilgili tabii kendi kararı, tercih Amerika'nın tercihi. Ama yani kampanyayı götürmekte zorlandığı anlaşılıyordu. O açıdan şimdi Trump'ın karşısına daha çetin bir rakip çıkacak gibi anlaşılıyor. Aslında aralarında çok büyük yaş farkı yok. Ama 4 yaş ama Trump daha dinamik, daha enerjik. Ona göre çok daha genç izlenimini veriyor. Joe Biden ise yaşlı değil, ihtiyar. Evet. İnsan kompozisyonu çiziyor. Çünkü yaşlanmakla ihtiyarlamak çok farklı şeyler. Tabii yani gerçekten sağlık durumuyla, genel olarak hani meseleleri algılama biçimiyle, hatta sosyal medyada gençler çokça konu ediyorlardı bunu. O açıdan hani partisi açısından, demokratlar açısından daha iddialı bir adayla yola devam etmek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Ama sonuçta Amerika'nın iç meselesi, Amerika'nın tercihi. Sonuçta Amerika'da başkanların değişimi elbette iç siyasette çok etkili oluyor ama dış siyaset açısından hangisinin ne zaman ne yapacağı da çok belli olmuyor. O yüzden biz kendi pozisyonumuzu takip etmemiz lazım. Tabii bir yandan Amerikan seçimlerini de takip edeceğiz. Yeni aday kim olacak? Adayın geçmişte Türkiye ile olan ilişkileri, adayın geçmişinde örneğin Ermeni tasarısı konusunda ne yapmış? PKK terörü konusunda yapmış? Fethullah Gülen cemaatinin Türkiye'de giriştiği 15 Temmuz darbe girişimine karşı nasıl pozisyon almış? Yani bunlar önemli. Bunları dikkatle takip ediyor olacağız. Ama onun dışında Amerika'nın iç meselesidir. Evet, o zaman biz kendi iç gündemimize dönelim. Siz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak geniş bir katılımla iştirak ettiniz. Sizinle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanları Sayın Hikmet Çetin, Sayın Murat Altan Öğmen, Sayın Altan Öğmen, SHP Genel Başkanı Sayın Murat Karayalçın, bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsanevi genel sekreterlerinden o dönemin Çalışma Bakanı Sayın Önder Sav, ayrıca o harekat sırasında Dışişleri Bakanı olan Turan Güneş'in kızı ve harekatın da parolası olan Sayın Profesör Doktor Ayşe Ayat'a hep birlikte gittiniz. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve Sayın Devlet Bahçeli'yle sizin normalleşme, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yumuşama olarak tabir ettiği müzakereler kapsamında görüşmeleriniz oldu mu? Sadece tören sırasında birkaç dakikalık bir görüşme kameralara yansıdı. Onun dışında acaba başka görüşmeler oldu mu? Yok, onun dışında yemek masasına geçerken bir selamlaşma oldu. Kendileri Sayın Ersin Tatar'la ayrı bir masada, ikili olarak bir masada yemek yiyorlardı. Biz meclis başkanımız, Kuzey Kıbrıs'ın meclis başkanı, başbakanı, bunun yanında Sayın Devlet Bahçeli, önceki başkanlar Sayın Derviş Eroğlu ve Mehmet Ali Telat ve Sayın Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin genel başkanıyla bir başka protokol masasındaydık. Sayın Genel Başkanlar ayda, o yüzden orada bir sohbet imkanı durumu olmadı.
Sonra kendileri ayrılıyorlardı. Ayrılırken asansör önünde de kısa bir vedalaşma konuşması oldu. Öyle içeriği önemli konuşmalar olmadı o aşamada. Ama şunu söyleyeyim ilk önce. Tabii çok güzel ifade ettiniz. Biz oraya çok güçlü bir kadro ile gittik. Hatta işte Özgür Özel Sayın Erdoğan'la ne konuştu diye yansıyan karelerde önce bu heyetten bahsettim. Yani biz burada 3 gün ben Kıbrıs'taydım. Yani biz 18'inde gittik, 19'unda ve 20'sinde kaldık. 20'si akşamı geldik. 3 gün Kıbrıs'ta temaslarımız oldu. İlk gittiğimiz gün ilk önce tabii efsanevi liderleri Doktor Fazıl Küçük'ün kabrini ziyaretle başladık. Çelengimizi koyduk. Deftere yazımızı yazdık. Saygı duruşunda bulunduk. Duamızı ettik. Sonra Rauf Denktaş'a geçtik. Tabii Fazıl Küçük'ün ziyaretinde oğlu Mehmet Küçük bize eşlik etti. Bizi orada bekledi. Birlikte gittik. Önceden tabii bunların hep bu görüşmelerin tamamını yapmıştı. Çok da memnun oldular. Sonra Sayın Serdar Denktaş bizi Rauf Denktaş'ın anıt mezarında bekliyordu. Oraya gittik. Saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşı'mızı okuduk. Şeref defterini yazdık, imzaladık. Kabri başına geçtik, duamızı yaptık. Sonra da ardından beş parmak inisiyatifi var. Kıbrıs meselesine emek vermiş diplomatların, büyükelçilerin, dışişleri bakanlarının içinde bulunduğu. Onlarla bir güzel sohbet yapma imkanı oldu. Kaldığımız otelde yaklaşık bir buçuk iki saat. Onlar bize Kıbrıs meselesinin dününü, bugününü ve yarını ile ilgili ne düşündüklerini söylediler. Ardından da Kıbrıs'taki kardeş partimiz Sosyalist Enternasyonel'den dolayı, yoksa biz Kıbrıs'taki bütün partileri seviyoruz, saygı duyuyoruz. Kıbrıs'taki bütün partileri kardeşimize bakıyoruz ama Sosyalist Enternasyonel'le birlikte üye olduğumuz CTP ile bir akşam yemeğinde bizi ağırladılar. İlk günümüzü böyle tamamladık. İkinci gün A'dan Z'ye Kıbrıs Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Başbakanı, Sayın Meclis Başkanı'nı, Sayın Dışişleri Bakanı'nı ve CTP'nin Sayın Genel Başkanı bu sefer resmi ziyarette ziyaret ettik. Onlarla birlikte bu görüşmelerin tamamını yaptık. Kıbrıs'ın hayatta olan bütün cumhurbaşkanlarını ziyaret ettik. Sayın Eroğlu'nu, Sayın Telat'ı hiç eksik bırakmaksızın bütün bu ziyaretleri gerçekleştirdik. Ardından Meclis Başkanlığı'nın verdiği resepsiyona katıldık. Kıbrıs Meclis Başkanlığı'nın. İkinci gün böyle yoğun bir tempo içinde geçti. Üçüncü günde resmi törenlere katıldık baştan aşağıya. Ve o resmi törenlerde yerimizi aldık. Şimdi bu normalleşme meselesine dair şunu söyleyeyim. Normalleşme Türkiye'de bizim söylediğimiz şu. Eskiden bunda kimseyi suçlamıyorum, sakın yanlış anlaşılmasın. Hatta yani birileri suçlanacaksa şey edebali, yani Osmanlı'yı çok sahiplenen, ki ben de Osmanlı'nın çok önemli süreçlerini sahipleniyorum, hiç şey değil, ama Osmanlı'yı dilinden düşürmeyenlere şunu hatırlatmak lazım. Şey edebali'nin ey oğul diye başlayan vasiyeti Osman Bey'e. İktidara mı muhalefete mi? İktidara verilmiş vasiyet. Kızdırmak bize, kızmamak sana diyor. Alttan almak sana diyor. Bundan sonra sen beysin diyor. Yani o yüzden sanki böyle bu normalleşme deyince elbette bizim de kusurlarımız var ama iktidarın gerginlik politikalarının ve muhalefete karşı çok sert bir dil kullanmasının, bazen muhalefetin seçilmiş milletvekilleri, ki hala Can Atalay öyledir, partimizden Sayın Balbay'ı, Sayın Haberal'ı unutmadık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçilmiş milletvekilini bırakmadıklarını unutmadık. Muhalefete karşı en sert, en acımasız tutumlarla bir süreç oldu. Ve sonunda geldiğimiz nokta, yıl 2023, Cumhuriyet'in 100. yılı, son genel seçimlerde ana muhalefet görevini üstlenmiş partinin genel başkanı, ülkenin cumhurbaşkanıyla ne olursa olsun bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyor. Ben böyle bir tablonun içinde olmayı şahsen de doğru bulmam. Ülkeyi yönetmeye ve son yapılan seçimlerde
seçimlerin birinci partisi olmuş. Bugün seçim yapılsa bütün anketlere göre birinci parti olan, yarınki seçimin iktidar namzeti partinin, iktidar partisinin genel başkanına bu tablo yakışmaz. O yüzden ilk adımı ben attım. Yani daha doğrusu şunu söyleyeyim. 22 yıl boyunca Tayyip Bey'in partisi birinci partiydi. 22 yılın sonunda biz birinci parti olduk. Ben dedim ki madem öyle, şey Edebali'nin vasiyeti iktidaradır. Artık biz iktidar gücündeyiz. Bugün seçim olsa iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım. İlk randevuyu ben istedim. İlk ziyarete ben gittim. Ama haklarını teslim etmek gerekirse o süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Erdoğan da mesela ben randevuyu Çankaya Köşkü'nde ya da AK Parti Genel Merkezi'nde ya da mecliste istedim. Bu istediğim üç yerden birine verdiler. Saraya gel demediler. O yüzden onlar da bir diyalog istediklerini gösterdiler. Ama bu süreci ben başlattım. Ve daha sonra da hatta o detayı tabii vatandaşlarımız takip ettiler ama belki hatırlatmak lazım. İki eşit genel başkan gibi oturma garantisini almışken AK Parti'ye gitmişken orada üçüncü bir koltuk bizi detaylarla rahatsız etti. Detaylarla ilgili sorularım olacak tamam, benim. Tamam, o zaman kısaca şöyle toparlayayım. Sonra da onlar bize geldiler. Ve buna normalleşme dedik. Çünkü ben bunun normal olduğunu düşünüyorum. Normalin liderler el sıkışır. Biz düşman değiliz. Düşman olsak başka bir şey değil. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz. Ben Tayyip Erdoğan'a kızabilirim. Yaptıklarını benimsemeyebilirim. Geçmişte yaptığı birçok yanlışı, hatayı bugün yaptığı birçok yanlışı en sert eleştirebilirim. Ayrı. Geçmişte yaptıkları pek çok uygulamayı sonuna kadar kınarım. Halen yaptıkları birçok şeye çok kızıyorum. Sorduğunuzda söylerim nelere kızıyorum diye. Ama ona oy veren seçmen, bana 17,5 milyon seçmen oy verdi bu seçimde. Benim partime, benim adaylarıma. Sayın Erdoğan'a da 15-15,5 milyon seçmen oy verdi. Ben o 15,5 milyona seçmene saygımdan o partinin genel başkanıyla görüşürüm. Bu başka bir şey. Müzakere de ederim. 28 Şubat paşalarının dışarıya çıkması bu müzakerenin bir sonucudur. Teşekkür de ettim kendilerine. Ama mücadele de ederim. Emekliye bu maaş zammını verirse miting yapmıştım. Eylem de yaparım. Her şeyi yaparım. Böyle bir süreç. Ama bu süreç bize bakın Kıbrıs'ta neyi kazandırdı? Eskiden olsa biz o gerginliği sürdürüyor olsam ya ben gitmeyeceğim ya Sayın Erdoğan gitmeyecek. O gidiyorsa ben ya önceden gideceğim ayrılacağım. Törene katılmayacağım. Alternatif tören yapacağım. Kendi çelengimi kendim koyacağım. Ama bu sefer dünyaya karşı, Kıbrıs Rum kesimine karşı, Yunanistan'a karşı ve dünya kamuoyuna karşı. Bütün partiler vardı. Bütün partiler, sadece DEM Parti yoktu. Keşke onlar da olsaydı. Bütün partiler vardı ve biz şunu gösterdik. Ben Türkiye'nin muhalefet partisiyim son seçimde verilen görevle. Yapılacak ilk seçime kadar. Son genel seçimlerinde yerel iktidar partisiyim. Ama mecliste muhalefet partisiyim. Yurt dışında Türkiye'nin partisiyim ben. Ve Türkiye'nin hakkını, menfaatini korumak benim yükümlülüğüm. Kıbrıs konusunda da farklı düşüncelerim var. Bunu aramızda konuşuruz. Ama ben işte Kıbrıslı bakan, genelkurmay başkanı, adaların, Kıbrıslı demişim, Yunanistanlı, adaların üstünde uçuyorken, oraya buraya bayrak dikmeye çalışıyorken, Kıbrıs'la ilgili, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olmadık açıklamalar yapıyorken, ben orada o görüntünün içinde olmaktan memnunum ve o görüntünün mimarlarından bir tanesi benim. Ben orada genç MYK üyelerimle, genç parti meclisi üyelerimle, deneyimli parti meclisi ve MYK üyelerimle saatlerce tartışıp aldığımız kanallar sonucunda günlerce bu normalleşme sürecini Türkiye'de başlatmasaydık Kıbrıs meselesinde o fotoğrafı veremezdik. En basitinden ben olmayacağım. Peki tören sırasındaki konuşmada neler geçti aranızda? Şöyle, önce kendisi geldi, ayağa kalktık, selamladık. Kendisi Cumhurbaşkanı. Ben şunu bir daha söylüyorum. Her türlü çelişkim olabilir. Gün olur kavga da ederim. Ama makama saygıda kusur etmem. Çünkü bir sene sonra, bilemedim 1,5 sene sonra, hadi en geç işte 3 sene sonra
3,5 sene sonra orada bir Cumhuriyet Halk Partili oturacak. Ve siz bugün bir saygısızlık ederseniz yani onlar da sizi edecek. Sonuçta kişileri eleştirebiliriz ama makamları ve kurumları yıpratmamak lazım. Ben bu meseleye her zaman böyle baktım. Bundan sonra da böyle bakmayın. Ha, meşru görmezsiniz. Gayrimeşru görürsünüz. Başka şey. Hatalı bulursunuz. Başka şey. Ama ele güne karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bütün dünyanın gözü oradayken geldiğinde benim orada olmam doğrudur. Bütün muhalefet liderlerinin olması doğrudur. Makama saygı göstermeniz doğrudur. Yerine oturdu. Önce o bir kısa hatır sordu. Merhaba nasılsınız dedi. Teşekkür ettik. Sonra ben müsait bir zaman geçtikten sonra artık o çok gelmeler gitmeler azaldı. Bir sessizlik anında ben de döndüm kendisine. Hatırını sordum. Nasılsınız dedim. Dedi ki ne gün geldiniz? Ben 18'inde gittiğimiz ve biraz önce size yaptığım açıklamayı kimlerle geldiğimizi ve bunun Kıbrıs'ta nasıl bir heyecan yarattığını anlattım. Ben Kıbrıs'ta bunu Devlet Bey'e de anlattım. Azerbaycan'da 2020 yılında Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmak için ölen 30 askerin 30 evladı, sadece 30 asker ölmedi, orada 30'u vardı. Binin üzerinde şehidi var Azerbaycan'ın. 30 askerin 30 evladı Kıbrıs'taydı. Ben o 30'unu bir salonda, ilgili dernek sağ olsunlar, Zafer Derneği Azerbaycan'ın, yazıştık, çiziştik, konuştuk. Haydar Aliyev'in, Sayın Aliyev'in de onaylarıyla, İlham Aliyev'in, çünkü çok özel bir dernek o, şehit çocukları. Bizimle bir araya gelmelerinden İlhan Bey'in de derneğe izniyle yanlarına 30 tane Kıbrıs gazisi oturttuk. 30 şehit çocuğu 2020'de bir Türk vatanı kurtulsun diye şehit olmuş. Yanında 30 tane şehit olmayı göze almış, gazi olmuş. Kıbrıs için ölmeyi göze almış, gazimiz oturdu. Ben onlara Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlattım. Niçin yapıldı? Biz burada işgalci değiliz. Barış için gittik. Sizin babalarınız nasıl vatanları için ve vatanlarının özgürlüğü için işgaline son vermek içinse burada da Türkler, Kıbrıs Türklerinin hem soykırıma bağlanan mezalimi durdurmak için hem de vatanlarını kurtarmak için gittiler. Babalarınız öldü, bunlar da ölmeyi göze aldılar. Çıkartma gemisini anlattım. Çıkartma gemisinden çıkarken bütün dünyada çıkartma gemilerinin o köprü, hani geminin komuta edildiği yeri, önünde kalın çelik bir bariyer vardır. Niye? Bütün dünyanın askerleri çıkartma sırasında biliyorsunuz %85-90 ölür ilk çıkan askerler. Tabii. Çünkü karşıdan bekleyen taramalıyla ateş ediyor. Bu gemiden çıkanların, ben denizci yaptım, lojistik şubede çıkartma gemisinin kapak attığı yerlere karar veren subaylardan bir tanesiydim, onu denetleyenlerden. Orada anlattılar bana. Ben bunu duyduğumda gözyaşlarımı tutamadım. Anlattım, salondaki gazilerimiz, Azeri şehit çocukları da gözyaşlarını tutamadılar. Bütün dünyada arka tarafta böyle bir şey var. Niye? Çıkartma gemisinde bütün dünyadaki askerler geriye yaslanır korkudan. Bazıları eziliyormuş orada. Oraya demir koymazlarsa köprü yıkılıyormuş. Bizde yok. Çünkü bizim askerimiz çıkartma sırasında ileriye yaslanıyor. Ben şehit olayım diye. Memleketi ben kurtarayım diye. Arkadaşım değil, ben öleyim diye hücum ediyorlar. Bir tek bizim çıkartma gemimizin arkası tenekedir böyle tın tın tın. Hiç ihtiyaç yok. Sizin babanız böyle insanlardı dedim. Bunlar da babanızın erdiği, makama ermeyi göze almış insanlardı. Çok duygusal bir toplantı oldu. Tabii çok heyecanlı şeyler oldu. Mesela dedim ki, bunlar dedim böyle duruyorlar. Ama adaya henüz çıkmıyorlar. Çıkarma gemisi hazır. Çıkacak. Ama birinci harekat yapılmış, ikinci harekat için bütün dünya yapmayın diyor. Asker adaya çıkmış. Demişler ki durun çözeriz. Ecevit de durdurmuş harekatı. Ama ikinci harekat için Turan Güneş Cenevre'de müzakereleri sürdürüyor. Bugünkü gibi cep telefonu yok. Çocuklar şaşırıyor. Öyle WhatsApp'tan yazamıyorlar dedim birbirine. Kablolu telefonla bağlatıyor. O telefonu da dinliyorlar. Bütün dünya birbirini dinliyor.
Harekat merekat dese haberleri olur, zafiyet olur. Aralarında anlaşmışlar. Ne yapacaklar? Ben Ayşe tatile çıksın dersem Mehmetçik adaya çıksın. Şimdi dedim parola gelmiş, bizim askerler çıkmış. Bu paroladaki Ayşe nerede? Nerede? Dedim burada. Bütün çocuklar şaşırdılar. Aa dediler Ayşe. Ama dedim öyle kendi kendine çıkamazsın. Bu karargahın bir kararı var. Bakın burada altında imza var. Bu bakanların hepsi öldü dedim. O zaman 50 yaşındaysa şimdi 100 yaşında olacak. Bir tane dedim, iki tane 34 yaşında bakan var. Biri Erol Çevikçe, birisi Önder Sav. Önder Sav nerede? Nerede? O da dedim burada imzayı atan bakan. Sonra partinin genel başkanları, dışişleri bakanları, diplomasi nedir? Onları anlattık. Çocuklar ağızları açık dinlediler. Biz de çok mutlu olduk. Onlar bizi Azerbaycan'a davet ettiler, oraya gittik. Şimdi bunları yapmanın çok önemli bir şeyi var. Biz Türkiye olarak birbirimizle istediğimiz kavgayı yapalım. Azerbaycan meselesinde, Kıbrıs meselesinde ayrışamayız. Vatanın birliğinde, bütünlüğünde ayrışamayız. O yüzden ben orada bulunmaktan çok mutluydum. Sayın Cumhurbaşkanı'na da bu heyeti anlattım. Sayın Bahçeli'ye de Azeri çocukları gösterdim. Karşıda dedim Zafer Derneği getirmiş. Sayın Bahçeli dedi ki Azerbaycan'a gidecek misiniz? Doğrudur. Suşa'ya da giderseniz dedim gideceğim. İlk gidişimde Suşa'ya gitmeden olur mu? O da dedi ki çok memnun oldum bunu duyduğuma dedi. E bu diyaloglarda kimin ne zararı var? Ben Devlet Bey'le çok kavga ettim. Yine kavga ederiz. Tayyip Bey'e çok laf söyledim. Yine söyleriz. Söylüyoruz. Ama bir şey var. Kaya'nın güzel bir lafı vardı. Rahmetli. Konser diye gittik, kansere çevirdiler diyordu. Konserle kanseri birbirine karıştırmamak lazım. Evet. Milli günlerde bilmem ne de kavga dövüş tabii, olmaz. Tabii bu vesileyle dünyaya meydan okuyarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren dönemin başbakanı Bülent Ecevit'le başbakan yardımcısı merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı ayrıca o kabinede görev alan herkese hayatta olanları saygıyla selamlıyoruz. Rahmetli olanlara rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehitlerimizi keza rahmetle ve minnetle anıyoruz. Çok büyük bir harekattı. Ben özellikle 92 yaşındaki meslek büyüğümüz Altan Öğmen abimizin ve 87 yaşındaki Sayın Hikmet Çetin'in ve Sayın Önder Sav'ın 45 derece termometrede gösterilen sıcaklık ama hissedilen herhalde 50 dereceydi. O sıcakta oraya gitmeleri, dimdik törenlere katılmalarını çok büyük bir saygıyla karşıladım. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Acaba neden? Şöyle, Sayın Genel Başkan'a ben aradım, davet ettim. Daha önceden bir başka programı olduğunu, o Türkiye'de olması gerektiğini söyledi. Ama kendisi de o gün Sayın Rahmetli Bülent Ecevit'in mezarını ziyaret etti. O da önemli. Evet. Sayın Genel Başkan da hepimiz adına o görevi yapmış oldu. Evet. Biz de onun adına Kıbrıs'taydık. Hani bunda bir mahsur yok. Tabii birlikte olsak çok olurdu. Çok iyi olurdu. Biliyorsunuz biz bütün Kıbrıs'a 1000 yani herhalde 900 billboard'a kara olan Ecevit'in ortada. Belki arkadaşlar bulurlarsa yansıtırlar, çok memnun oluruz. O günden bugüne CHP Genel Başkanlığı yapmış Deniz Baykal dahil rahmetli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve birlikte olduğumuz 3 genel başkanın da resimlerinin olduğu billboardları açtık. Dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi 50 yıldır Kıbrıs Türk'ünün yanında. Adada savaş değil barış için varız diye bir billboardla Kıbrıs'ta 900 yere astık. Türkiye'de de 81 ilde o billboardlarımızı olabildiğince astık. Çünkü bu çok önemli bir şey. Biz Bülent Ecevit'in koltuğunda oturuyorum ben. İsmet İnönü'nün koltuğunda oturuyorum. Lozan olmasa Kıbrıs olmaz. Çünkü biliyorsunuz Abdülhamit zamanında Sayın Kıbrıs Meclis Başkanı da uzun uzun vurguladı. Biz dedi 1800'lerin sonunda dedi terk edildik. Türk ordusu dedi buradan gitti. Abdülhamit 33 yıl donanmayı Haliç'e zincirleyince onun iyi yaptığı şeyleri çok anlatanlar var. Abdülhamit'i çok övenler var. İşin bu tarafını görmezler. Sanki Kıbrıs hatta İsmet Paşa kaybetmiş gibi konuşurlar. İsmet Paşa elden gitmiş Kıbrıs'ı
bir statüye, bir statüköye kavuşturmanın ve bugünlere gelinmesinin kahramanıdır. Lozan'da İsmet Paşa. Atatürk, Kıbrıs'la Türkiye'nin güvenliği ayrı düşünülemez diyerek Kıbrıs'ın Türkiye açısından önemini ve Türkiye'nin Kıbrıs açısından önemini hepimize vasiyet etmiştir. O açıdan bu çok önemli. Bu arada ben biraz önce Sayın Mehmet Ali Talat'ı Derviş Eroğlu'nu söyledim ama Mustafa Akıncı'yı söylememiş olabilirim. Sayın Mustafa Akıncı'yı da ziyaret ettik. O da Kıbrıs'ın bundan önceki cumhurbaşkanıdır ve çok kıymetli bir siyaset insanıdır. Hatta seçimlerde büyük haksızlığa uğramış, Türkiye'den müdahalelerle mağdur edilmiş bir kişidir. Onu da anmadan geçmeyeyim. Tam o sırada aklımıza başka bir şey geliyor, atlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı buradan ifade edeyim. Siz Kıbrıs Büyükelçisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi, daha doğrusu Lefkoşe Büyükelçisi, Sayın Metin Feyzioğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi delegasyonunu karşılamaması nedeniyle çok sert bir şekilde eleştirdiniz. Aslında sert eleştirmedim. Çok sertini hak ediyor da. Arabasında Türk bayrağı taşıdığı daha için. Daha sonra kendisi sizi aradı mı? Yok yok, aramadı. Özür dileme yok, oldu mu? Ya özür da bir mazeret beyan edildi mi? Sayın İsmail Saymaz kendisine telefonla ulaşmış. Ne diyorsunuz diye. Bir takım mazeretler ileri sürmüş ama suç, hani özrü kabahatinden beter denir ya. Öyle bir şey var. Şöyle ifade edeyim orada Uğur Bey. Ben Özgür Özel'im ama ben Türkiye'de ana muhalefet partisiyim ve bizim protokolde bir yerimiz var. Yani protokolde Sayın Cumhurbaşkanı var, Sayın Meclis Başkanı var, Başbakan yok şimdi. Eğer tören meclisteyse birinci grup ve ikinci grup diye grup başkanları var. Ama Anıtkabir'de, Washington'da, şeyde, oradaki oturma düzenimizden de Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, ana muhalefet lideri ve diğer partilerin liderleri var. Ben protokolde Türkiye'de üçüncü sıradayım. Ve başbakan olsa dördüncü sıradayız. Beni karşılama bir kez görevleri arasında. Ben Avrupa'nın, dünyanın neresine gidersem gideyim, neresine gittiyse gitsin ana muhalefet liderleri, bunun adı bazen Kemal Kılıçdaroğlu oldu, bazen Bülent Ecevit oldu, bazen Süleyman Demirel oldu, bazen Turgut Özal oldu. Ana muhalefet lideri gittiğinde mutlaka ve mutlaka ya büyükelçi kendi gelir, sağ olsun çok kıymetli büyükelçilerimiz bizi havaalanlarında karşılıyorlar, gelemeyebilir, şehir dışındadır, tatildedir, resmi bir programda Türkiye'yi temsil etmesi gerekiyordur, sağlık sorunu vardır, elçilikten biri gelir. İkinci memur gelir, üçüncü memur gelir, maslahat güzarı gelir. Hiç kimse gelmese, yani kimse olmasa, elçiliğin çaycısı gelse baş göz üstünedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karşılamaya gelir. Biz Kıbrıs'a gittik ki ilk değil, ikinci gidiyor. Böyle bir şey yok. Kendi yok. Hadi Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir geçmişim var. Herhalde, gerçi bizim hiçbirimizin kusuru yok ama bir kinin var, bir şeyin var. Sen bir kere geldiğin görev Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil ediyorsun. Kendin gelmesen bir mazeret buldun, yolla birini. Mutlaka bir, ve o yollanmayan kişiler de çok üzülüyordur eminim. Bakın ben şu anda Kıbrıs'taki büyükelçiliğimizdeki büyükelçi dışındaki kimseye kızgın değilim. Çünkü oradaki o çirkin planlama, kötü planlama değil, çirkin planlama büyükelçinin sorumluluğunda. O gitmeyin derse nasıl gidecekler, başka yerlere görevlendirdiyse falan. Daha ayıbı ne biliyor musunuz? Orada bir tek ben de yok. Bir kere orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 genel başkanı var. 2 tane dışişleri bakanı var. Sayın Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin. Hikmet Çetin bugün Karabağ bu noktaya geldiyse Haydar Aliyev'in söylemiyle, Hikmet Çetin sayesinde vaktiyle çok önemli işler yapıldı orada. Şimdi İlham Aliyev de Hikmet Çetin'e babasına sarılır gibi sarılıyor. Böyle bir Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin. Tabii. Murat tabii. Karayalçın. Tabii. Sen onları karşılamaya gelmiyorsun. Niye CHP yeti diye. Sonra bugün açıklama yapmış beyefendi. Efendim biz sadece bakanları. Bakan benden sonra. Bak nerede oturuyor bakan? Anıtkabir'de nerede yürüyor? Biz sadece bakanları karşıladık. Partileri karşılamadık. Bizi de parti parantezine alıyor. Biz ana muhalefet partisiyiz.
kendisi Barolar Birliği Başkanlığı yaptı. Şunu bilmesi lazım. Mesela Barolar Birliği'ni diğer meslek örgütleriyle aynı paranteze alamaz. Protokolde Barolar Birliği çok daha öndedir. Ben yaptım. Türk Eczacılar Birliği daha arkadadır Tabipler Birliği ile beraber. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Ama savunma mesleğinin kutsallığından dolayı devletimiz böyle bir sıralama yapmış. Hepimiz saygılıyız. Manisa'da Manisa Barosu önce çelenk koyar, arada başkaları koyar. Manisa Eczacı Odası sonra koyar. İşin kuralı bu. Ana muhalefet partisinin de ana muhalefet partisi olma sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'ne gitme ödev ve yükümlülüğünden dolayı anayasal denetim, devletteki iktidar namzeti partiye verilen bir güçle çok önemli bir şekilde ayrı bir şey var. Bizi diğer partiler parantezine ayrı, bir de biz milletvekillerini karşılaştık. Sanki biz milletvekili değilmişiz gibi. Tuhaf tuhaf açıklamalar. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne gibi bir kini olabilir? Onu kendine sormak lazım ama şöyle söyleyeyim ben. Yani bir de diyor ki Özgür Bey'i görmedim, görseydim selamlardım. Ekranda böyle kocaman ekranlarda bütün Türkiye, bütün dünya gördü. Cumhurbaşkanının iki yanındayım ben. Cumhurbaşkanınla birlikte ona eşlik ettin, geldin. Hadi görmedin, oturdun, kalk gel elimi sık. Hadi görmedin giderken bir şeyde. Bir gece önce AK Parti'nin masası var, bizim İYİ Parti'nin. Ben geldim. Ben hiç öyle şey birisi değilimdir. Yani bilenler bilir. Orada da birçok AK Partili milletvekili teyit etti. Ben gidip masama geçip bana gelsinler demem. Ben gittim AK Parti'nin masasına. Tek tek milletvekillerin ellerini sıktım. Hatır sordum. Doğrusu budur. Gittim İYİ Parti'ye, Müsavvat Bey'le sarmaştık, dolaştık. Birlikte beyanatlar verdik. Yerime geçti. Bu beyzade AK Parti masasına gidiyor. Yanında ben varım, bize gelmiyor. Bir kere senin görevin orada o bütün siyasi partilerin masalarını gezmek. Ayaktayız, bahçedeyiz. Çok kalabalıkmış da beni görmemiş de. Ya görmediysen olduğumu biliyorsun. Arayacağım, bulacağım. Ben onun yerinde olsam yani ilk dakika bu işi yaparım. Ama maalesef ne garesi var bize bilmiyorum. Benim bildiğim bir şey var. Bu bildiğim muhalifti. Erdoğan'a anayasa mahkemesi açılış töreninde eleştirirken Erdoğan devrin cumhurbaşkanına da hadi kalk dedi, terk etti, oraya gitti. Sonra ne olduysa oldu, bu 180 derece U dönüşü yaptı. Bu hani tek adam rejimine karşıydı, iki şapka olmazdı, şapkaları değiştirerek kampanya yapıyordu. Sonra ne olduysa oldu, U dönüşü yaptı. İşte büyükelçilik verdi. Kendi meslektaşları bunu Barolar Birliği seçiminde seçimi kaybettirerek aforoz etti. AK Partili bütün MHP'li bütün baroların desteğini alarak yarışıyordu. Kendi meslektaşları hak ettiği şekilde değerlendirdiler kendisini. Sonra gitti, büyükelçi oldu. Benim suçum sanki Atatürk'ün kurduğu partiye kafa tutuyor. Yani büyükelçi olmasa ben ona diyeceğimi biliyorum da şundan dolayı. Arabasında Türk bayrağı taşıyor bu adam Kıbrıs'ta bizim adımıza. Ben değerlendirmeyi Dışişleri Bakanı'na bırakıyorum. Yani ben onun... Şikayet ettiniz mi? Evet, ediyoruz. Ağzının payını öyle bir veririm. Ona bir kulp takarım, onu öyle kullanırlar. Kulbundan kullanırlar. Ona bir laf söylerim ama doğru değil. Ne ben grup başkan vekiliyim, ne o herhangi bir siyasetçi. Ben ana muhalefet lideriyim. Kendisi de orada Türk bayrağını taşıyor hepimiz adına ya. Devleti temsil ediyor. Ona çıldırıyorum, üzülüyorum. O yüzden şöyle, Sayın Namık'tan bir taslak hazırladı. Çünkü karşılamadıkları için de mesela kendi büyükelçisin değil mi Kıbrıs? Önemli bir büyükelçilik. Namık'tan dünyanın her yerinde o bayrağı taşıdı. İsrail, Washington en kritik büyükelçiliklerimizde. Namık'tan'ı da şey yapmadı, karşılamadı. Bir de diyor ki Namık Bey'le bilmem ne arkadaşımız karşılaşmış. Nasıl gidiyor, iyi misiniz, bir şey yapayım mı size diye sormuş. Bunu sefaret görevinden sayıyor adam yani. Akıl almaz bir şey. Bu neden geliyor? İki şeyden. Bir, hazımsızlıktan. Bakın dönekler çok ortodoks olur. Çok ortodoks olur. Yani bu adamın pozisyonu şu. Herhangi bir AK Partili yapmaz bunun yaptığını. Neden yapmaz? Ya özgüveni vardır. Bu kendini beğendirecek aklı sıra. Sen AK Parti'nin memuru değilsin ki. Devletin memurusun orada. Neyse, çok üstüne daha bir şey söylemeyeyim. Yani söylenecek dünyanın lafı var da taşıdığı ünvana, taşıdığı bayrağa saygımdan biz onu şimdi
Dışişleri Bakanlığı'na yaşadıklarımızı ve duyduğumuz rahatsızlığı ifade edeceğiz. Ha, Dışişleri Bakanı iyi yapmış, aferin diyorsa devam etsin, yapsın. Biz Kıbrıs'a gittik, bizi o karşılamadı diye. Kıbrıs sokaklarında kendisine selam veren sayısına baksınlar. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına, milletvekillerine nasıl bir coşku. O yüzden yaptığı işi düzgün yapması lazım. Eğer AK Parti dış politikada, Kıbrıs gibi bir yerde bu kadar makro bir hatayı yapan ve hatasını örtmeye çalışırken bir dizi, Namık Bey her birisini çok detaylı tarif ediyor, yapan birisi ortadayken bu adam daha bu işi yapacaksa, iyi sicil alacaksa, başarılıysa falan, buna aferin denecekse vay Türkiye'nin haline. Peki ben yine sizin normalleşme, yumuşama müzakerelerinize... Şimdi yumuşama bitti, şöyle bitti. Orada bir nüans var müsaadenizle. Estağfurullah. Ben sorumu sorayım, siz ondan sonra devam edin. O sürece dönmek istiyorum. Bir defa yumuşama sözcüğü de, normalleşme sözcüğü de bana bir demokrasi için çok absürt geliyor. Çünkü demokrasi zaten bir sistemdir. Normal akış doğaldır. Ama demek ki bir anormal durum var ortada. O anormal durumu normale dönüştürmek gerekiyor. Ya da çok baskıcı, çok katı bir yönetim anlayışı var. Onu yumuşatmak gerekiyor gibi demokrasiyle hiç bağdaşmayacak kavramlar karşımıza çıkıyor. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Katılıyor musunuz bu düşünceme? Bir. İkincisi, müzakereler sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle 15 Temmuz'dan sonra yakın çevresi tarafından gerçeklerden uzaklaştırıldığı ve gerçeklerin farklı bir şekilde kendisine anlatıldığı yolunda ciddi iddialar var. Siz o konuşmalarınız sırasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı gerçekleri ilk kez sizden duyduğuna tanıklık ettiniz mi? Şimdi ikinci sorunuza şöyle bir cevap vereyim. Şimdi bir ikili görüşme olduğu için hani ben gazeteci olsam gözlemlerimi aktarırım. Ama bir ikili görüşme, birer büyükelçi bize eşlik ediyor daha doğrusu. Ama hayret etmiş olabilir mesela. Yani, öyle bir şey geçer ki ya şöyle, şaşkınlıkla karşılayabilir. İşte bunlar ikili görüşmelerin mahreminde kalan. Şimdi bir gazeteci mülakattan izlenim yazar ama bir siyasetçi mülakattan izlenim vermez. Sonuç alırsa alır, almazsa almaz. Kendi söylediklerini söyler. Aldığı cevapları karşı tarafa bırakır. Yani bunun doğrusu budur. O yüzden örneğin hani, 28 Şubat paşalarının... Onları anlatırım. Onları 28 anlatırım. Şubat sonuç paşalarının hala cezaevinde oldukları konusunda bir şaşkınlık göstermiş. Yok yok öyle bir şey. Öyle yok, mi? Anlatırım. Böyle iddialar var da onun için. Yok onlar işte yani hani mesela böyle bir iddia varsa buna bir açıklık getirmek boynumun borcu. Tabii. Çünkü olmayan bir şey. Tabii. Şimdi şöyle ifade edeyim. Değerlendirmeniz çok doğru. Ben de tam buradayım zaten. Ben şunu normal bulmuyorum. Ana muhalefetle ülkeyi yöneten partinin genel başkanının konuşmaması, görüşmemesi, el sıkışmaması, ortak meselelerde biraz önce söylediğim gibi Kıbrıs, Azerbaycan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi, bir sürü sorun çıkıyor veya yarın Yunanistan bir şey yapacak. Birbirlerine Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda bilgi vermemelerini, gerektiğinde destek vermemelerini. Ben Sosyalist Enternasyonel'de Türkiye'nin haklarını savunuyorum. Diyorum ki Filistin'i mesela o zaman daha tanımamışlardı. Pedro Sanchez'e Filistin'i tanımalısın, hep birlikte tanımalısınız, bütün sol sosyal demokrat partiler tanımalı diyor. Sayın Erdoğan da bunu istiyor dünyadan. Şimdi biz burada Erdoğan diyor diye ben yapmasam olur mu? Ama şu normal değil. Yurt dışına gidiyoruz. Almanya'ya gideceğim. Almanya'yla bir Eurofighter meselesi var. Sözcü gazetesi ne yazdıysa, Hürriyet'ten ne okuduysam onunla mı gideceğim konuşacağım? Benim Almanya'daki başbakan SPD'den seçilmiş Olaf Scholz. Ben kendisiyle birebir diyalog halindeyim. Şu ana kadar üç göz görüştük. Steinmeier SPD'den seçilmiş. Onlar partiyle bağını donduruyorlar. Cumhurbaşkanı. Ben onunla konuşurken gazetelerden okuduğum haberlere göre mi konuşacağım Eurofighter meselesini?
F-35 meselesini, S-400 meselesini. Bana bilgi verilmesi lazım. Bu Süleyman Demirel bunu yapıyordu, Ecevit yapıyordu, Özal yapıyordu. 20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin devlet geleninde bu vardı. Ha, bu tek taraflı bir şey değil. Dönünce de kayda değer bir bilgi varsa ana muhalefet ya da muhalefet ben gittim konuştum şu cevabı aldım diye bilgi veriyordu. İlla her seferinde Dışişleri Bakanı gelecek bana briefing verecek diye bir şey o yılda bir olur. Ama giderken benim gölge bakanım, dış ilişkilerden sorumlu arkadaşım ya da Namık'tan gibi bir milletvekilim, dış işleri komisyonundaki sözcüm gider bu ülkeyle ne var aramızda? Hangi anlaşmalar bekliyor? Ne isteyelim? Neye dikkat edelim? Hangi kelimelerden uzak duralım? Dış politika böyle bir şey. Bunların yapılmaması anormal. Ben normalleşelim yapalım bunları diye Cumhurbaşkanı'ndan talep ettim. 87, 88, 90 yaşında doğrudan bir darbe girişimine karışmamış, çıkarımlarla, FETÖ'cülerin yazdığı iddianamelerle darbeci diye suçlanmış bu ülkenin kahraman komutanlarının, namuslu insanların alınlarına leke sürülüp, rütbeleri sökülüp, Silivri damında tutulmaları anormal. Dedim ki yapmayın bunu. Kendisi de bana birkaç hafta bunu dışarıda bir şey söylemeyin dedi. Ben çözeceğim o konuyu, çözeyim dedi. Şimdi ben dışarı çıkınca böyle dedi diyemem çözülmeden. Kızıyorlar bana. Hani 28 Şubatçıları söyleyecekti. Söyledik, sonuçta aldık ama bunlar bir süreç meselesi. Ha gönül isterdi buna ihtiyaç olmasın ama ben Cumhurbaşkanı affı onun yetkisinde. Ben ona bu yetkiyi kullan ve bu suçsuz insanları bırakırsanız çok doğru bir iş olur dedim. O paşaların içeride tutulması anormaldi, bırakılması normal. Devam edeyim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Kavala'nın, AYM kararlarına rağmen Can'ın içeride tutulması, Tayfun'un içeride tutulması, Mine'nin içeride tutulması, Mine Özerden'in arkadaşlarımızın içeride tutulmaları anormal. Tam da buraya geleceğim. Aslında Gezi son 25 yılın belki de gördüğümüz en demokratik, en masum kitlesel protesto eylemiydi. Ancak özellikle FETÖ'cü polislerin gayretleriyle Gezi terörize edilmek istendi ve bir terör ambalajı içerisine konuldu. Siz toplumu reaksiyon vermeye davet ediyorsunuz. Ancak Gezi'den kalan bir tortu, gezicilere yapılan muameleden kalan bir tortu, devlete karşı saygısı olan yurttaşlarda bu tür demokratik eylemlere katılma konusunda bir geriye çekiliş yaratıyor. Onun için her şeyden önce Gezi'nin bu terör ambalajından kurtarılması lazım. Siz bunu sağlayabilecek misiniz ve biraz önce adını andığınız serbest kalması gereken o Gezi Çiğdem tutsaklarının var, evet tam beni evet, Özer'den dedim. Gezi tutsaklarının haklarına yeniden kavuşmalarını sağlayabilecek misiniz müzakerelerde? Ben iki seferde bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a ifade ettim. Etmeye de devam ediyorum. Bu konuda Tuğrul Türkeş'in çabalarını da görüyorum. Evet, evet. Onun gerekçesini de, ben de takdirle karşılıyorum. Anlatmak isterim. Ben ilk önce oradan başlayayım. Ben Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gittim. Sosyalist grubu da ziyaret ettim. Diğer en büyük grup sosyalist grup. Biz oradayız. Diğer grupları da ziyaret ettim. Türk delegasyonu da ziyaret etmek istedim. Türk delegasyonu bütün partilerden oluşuyor bizim milletvekilimiz. 18 kişi. Bazıları yoktu, aşağıdaki görüşmelerdeydi. Tahmin ediyorum 10-12 kişinin olduğu bir yerde ben Tuğrul Türkeş'in başkanlığındaki delegasyon odamıza gittim. Konuştuk. Oradaki ifadeleri sonra ben kullandım. Bazı AK Partililer reaksiyon gösterince de Tuğrul Bey hayır bu çerçevede görüştük dedi. İşin özeti şu. Tuğrul Bey şunu vurguluyor. Kavala Türkiye'de hapis, biz de bu odada hapisiz diyor. Onların o odada hapis olması şöyle bir şey. Tabii sembolik bir şey söylüyor. Onların o AKP'de oturumlarda, ikili ilişkilerde, temaslarda, savunuculuk çalışmalarında Türkiye lehine iş yapsınlar diyor orada 18 aktif milletvekili. Onlar birisine deyim yerindeyse saat sorsalar
şu cevabı alıyorlar. Kavala'yı çıkarmadan bana niye saat soruyorsun? Bir ara Türkiye'de bu 141-142 vardı böyle. Evet. Her yerde karşımıza evet. çıkıyordu. Evet. Şimdi de... Prangaydı. Prangaydı. Karşımızda bu. Yemek teklif ediyor mesela bizim arkadaşlarımız. Bu çok önemlidir. Örneğin etkili bir delegasyonun etkili isimlerinden birisine bir yemek yiyebilir miyiz deyip Türkiye'yle bir konuda destek isteyeceksin. Bir ilişki geliştireceksin. Keşke Kavala çıksa da üçümüz bir yesek deyip reddediyorlar. Yani bunu örnek diye söylüyorum. Birebir bu oluyor, bu oluyor. Böyle şeyler oluyor. Her şeyde Kavala duvarına tosluyoruz. Bir de büyük haksızlık. Ayşe Hoca çok üzülüyor buna. Ayşe Buğra eşi. Sanki öyle bir hale geliyor ki bu Kavala hakikaten bütün yabancıların çok sevdiği, kayırdıkları bir... Hiç ilgisi yok. %95'i adını sonradan öğrendi. %99'u, 98'iyle el bile sıkışmadı. Sembol dava diye. Neyin sembolü? 75 yıl önce kurduğumuz Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aynı şehirde olan Strasbourg'daki bir diğer yapı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konseyin kurucu ülkesi ahim kararlarına uymuyor. Biz. Ahim karar veriyor uygulamıyoruz. Anayasamızda uygulayacağım dediği halde. Böyle bir noktadayız. Bu anormal bir durum. Bunun da normalleşmesi lazım. Bunun için Tuğrul Türkeş de samimi gayret gösteriyor. Ben de çok doğru buluyorum, çok cesur buluyorum onu. Sonuç alabilme umudunuz var mı? Benim, bakın şöyle söyleyeyim Uğur Bey. Bundan da sonuç alınmazsa halimiz harap. Yani bu ülkeye yazık. Bir kim bir nefret uğruna 7 yıl içeride birisini çürütüyorsunuz ayrı günah. Ama bu ülkeye yaptığınız çok ayıp. Bu yüzden... Kredi notumu, şimdi bakın, yıllardır gri listeden çıkmanın yolu belli, söylüyoruz. 3 tane kanunu düzenleme yapacaklar. İşte kripto para, kişisel verilerin koruma kanunu falan. Yapmadılar, yapmadılar. Dünyanın en olmadık 8 ülkesiyle 10 ülkesiyle gri listedeydik. Nihayet yaptılar. Bak tık, bir puan kredi notumuz arttı. Bunun hepimize faydası var. Şu gezi sorununu çözseler, bu gezi sorununu çözseler... Bir anda Türkiye için bambaşka bir şey olacak. Bakın faydacı baksam, ciddi söylüyorum. Ben sonuçta iktidar yıpranırsa ben güçlenirim değil mi? Vallahi şu gezi meselesinin çözülmemesi benim lehime olur. Partimin lehine olur. Ama Türkiye'nin lehine değil. Suçsuz insanların lehine değil. Zavallı Vera'nın lehine değil. Vallahi bu kararı versinler, bitirsinler. Erdoğan'ın lehine bu, Özgür Özel'in değil. Siyaseten bakın... Pragmatist bir yerden bakarsanız burada bu sorunun çözülmesi Türkiye'nin menfaatinedir gayet nokta. Tabii, gayet ve tabii. Ayrıca şunu çok kısaca söyleyeyim. Öyle abuk subuk bir yere geldi ki Mine Özerden'e iddia hesap açmış, dünyadan yurt dışından para toplamış geziciler için. Ne hesabı ispat edebiliyorlar ne parayı, yok ortada. Çiğdem Mater gezinin belgeselini çekmek için apar topar Almanya'dan gelmiş. Kadın zaten kendi itiraf ediyor. Çekebilmiş mi, çekememiş. Ya YouTube'a yaz. Sayın Hasan Bey'e söyledim. Hasan Doğan'a. Dedim ki bakın YouTube'a yazın gezi belgeseli dedim. Sayın Cumhurbaşkanı arz edin. 7 tane çekilmişi var. Çekenler dışarıdaki, dışarıda olsunlar evet. Tabii. Çekemeyen içeride ya. Tayfun Kahraman. Son onu söyleyeyim. Bülent Arınç'la görüştü. Reklama gideceğiz. Hayatın doğal akışına çok ters durumlar bunlar. Bu Tayfun Kahraman'ı şimdi mi söyleyeyim, dönüşte mi dönüşte söyleyeyim? Dönüşte sorarız. Ayrıca dönüşte milyonlarca futbol severi ilgilendiren bir Türkiye Futbol Federasyonu seçimi var. Oldu. Onu da soracağım size. Çok önemli sorularım var. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir ara. Sevgili seyirciler, özel röportajımızın konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Söyleşimiz devam ediyor. Siz kaldığınız yerden devam edin. Ancak ben bir parantez açıyorum. Tabii. Pareda Survey diye bir şirket var. Bu Türkiye genelinde 2432 denek üzerinde bir araştırma yapmış. Ona göre halkın %79,2'si zirve görüşmelerinin siyasette bir değişim sağlamayacağına inanıyor. Büyük bir ümitsizlik. %92,5'uysa uzun vadede
bir yumuşamanın mümkün olmadığına inanıyor. Bu arada son anketler Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti gösteriyor. 30'un üzerinde, 31 civarında ve hemen arkanızda bir puan farkla Adalet ve Kalkınma Partisi geliyor. Siz bu anketleri nasıl yorumluyorsunuz ama cevabınızı unutmayın. Tabii. Şöyle ilk önce Tayfun konusunu söyleyeyim sonra anketlere evet. Ve şeye geçeyim. Tayfun Kahraman'ın özelliği şu. Tayfun Kahraman hepsi orada hepimiz yerine yatıyor ama Tayfun Kahraman doğrudan mesela benim yerime yatıyor hapiste. Neden? Ben de meslek örgütünden geliyorum. O da Harita Mühendisleri Odası'nın İstanbul Başkanı iken bir kent suçu işlenecek. Ağaçları kesecekler. Top çıkışlası yapacaklar. AKM'ye yıkacaklar, AVM'ye yapacaklar, alışveriş merkezi. Burada biz de Manisa'da mesela Sümerbank davasında, Beyazfil davasında bütün odalar toplanıyoruz. İnisiyatifler toplanmış, Taksim inisiyatifi, Gezi Park inisiyatifi bunların içinde yer almış. Sonra da iş son derece barışçıl giderken bir takım olmadık müdahaleler falan Bülent Arınç'la görüşmüşler. Bülent Arınç'la görüştüğünde Erdoğan yurt dışında. Dememiş ki gelmesin. Dememiş ki istifa etsin. Dememiş ki bakanlar istifa etsin. Şartları sıralamışlar. Demişler ki biz Gezi Parkı'nı boşaltırız, boşalttırırız, söyleriz. Bir, ağaçlar kesilmesin. Top çıkışlası yapılmasın. Atatürk Kültür Merkezi yıkılmasın. Yerine AVM yapılmasın. Bir de gaz fişeği polisin silah gibi kullanılıp arkadaşlarımızı kör ediyor, öldürüyor, yapmayın. Bunların hangisi darbe? Hangisi darbe? Sonra Erdoğan gelmiş aynı şeyleri ona da söylemiş. Çıkışta da açıklama yapmış. Zaman geçti şimdi söyleyeyim ben. Tayfun Kahraman o açıklamasını ben Gezi Parkı'nda dinledim. Gezi Parkı civarındaydım. Şöyle diyor, Sayın Başbakan diyor, hatta sonra bir yerde Başbakanımız diyor. Bizi dinledi ve şunları söyledi diyor. Ağaçlar kesilmeyecek şimdi. Mahkeme kararı bekleyecek. Mahkeme kararı olumsuz olsa dahi referandum yapacak. Halk istemiyorsa top çıkışlasını yapmayacak. Sayın Başbakanım bu olumlu yaklaşımını tüm gazi sakinlerine duyuruyorum. Takdiri kendilerine bırakıyorum. Bu ne demek? Yavaş yavaş dönelim evimize. Bu açıklandığında bazı taşkın gruplar var her yerde olur. Statta olmuyor mu? Tribünün içinde bir taşkın grup olur. Yuhladılar Tayfun'u. Bakın şimdi söylüyorum. Yuh diye. Neden? Gezi'yi boşaltın demeye getirdi. O Gezi sakinlerinin takdirine bırakıyorum dedi. Ben onu çıkarttırdım o açıklamayı. Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiğimiz eli taşa dosyasına koydum. Hepsi verildi. İlk açıklama, ikinci açıklama, Mine'nin durumu, hepsinin durumunu tek tek. Tayfun'u bir grup Gezi'yi boşalmaya çağırıyor diye hani işbirlikçi ilanı çekti neredeyse. Onun derdi ağacı kurtarmak, darbe yapmak değil ki. Evet, mutlaka orada sonra biz hepimiz Gezi'den ayrıldık. Kalan bir grup insanı sularla bilme ama onlar onu attı, onlar onu attı. O görüntüleri döndürüp duruyorlar. Ya kardeşim bu Gezi'de hepimiz vardık ve biz son derece barışçıydık. Ama o zaman biraz önce dediğiniz çok önemli bir ayrıntı. FETÖ'cülerin kumandasındaki polisler gerdi ortamı. FETÖ'cülerin kumandasındaki zabıta. İlk gece FETÖ'cü zabıtalar sonradan anlaşılıyor. Oradaki çadırları yaktırmışlar gerginlik çıksın diye. Özellikle provokatörlerin sızmasını da beklediler. Ne demek ya? Bakın İstanbul, Ankara, Hatay. Olayların en çok yaşandığı, ölümlerin en çok olduğu 3 il değil mi? Bu 3 ilin emniyet müdürleri FETÖ'den içeride. FETÖ'den ceza aldı bunlar. Şimdi bunlar, ya böyle bir şey olmaz. Yani sen FETÖ'cülerin provoke ettiği o görüntülerden darbe çıkarıp da bu insanları içeride tutamazsın. Bu yanlış. Benim bu konuda diyeceğim bu kadar. Anladım. Daha hızlı hızlı gidelim. Anketlere ne diyorsunuz? Anketlerde şöyle, anketlerde keyfimiz yerinde. Biz 34 AKP'yi 32-31 ölçen de var. Bizi 31 AKP'yi... Ama müzakereler konusunda onu söyleyeceğim. Umutsuz. Yok yok ben hani şeyi birinci evet. Parti çıkmamızı. Bizi 31 AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane 29-28 de gördüm. Bir 32-35 de gördüm. Bu tabii
kararsızlar dağıtılıyor. Bakalım kararsızlar ne karar verecek. Son yerel seçimde güzel bir karar verdi kararsızlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biz anketlerde birinci parti olmayı sürdürmeyi istiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, seçim sattım haline gelmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz %16'larda partiyi kurultay sonrası, kurultay öncesi son anket, cümle alem biliyor ki 14 ila 16 arası aldık. 20'ye, 21'e, 23'e, 25'e taşırken 38'le seçimi sonuçlandırdık. Önemli olan süreçleri iyi yönetmek. İnşallah olacak. Normalleşmeyle ilgili %80 bir sonuç alınmaz diyor. Hatta %92 uzun vadede alınmaz diyor. Bu halkın umutsuzluğunu gösteriyor. Bir şey çıkmaz bundan diyor. 22 yıllık pratiğe bakarsan, şimdi geldik gittik tamam 28 Şubat paşalar çıktı ama onun dışında ne oldu memlekette iyiye giden? Hiçbir şey olmadı hakikaten. Şimdi adam bunu görüp de bence normalleşme çok iyi olacak derse ona sen de amma iyimsersin derler, saf mısın derler. Yani baktığınızda kötü görünüyor hakikaten memleketin durumu. Ama yumuşamayı, bakın Erdoğan yumuşama diyordu, ben normalleşme. Şimdi herkes normalleşme diyor, Erdoğan da normalleşme diyor. Niye? Gördüler ki bizim muhalefette yumuşak yapma gibi bir niyetimiz yok. Yapmam ben yumuşak muhalefeti. Ben nerede görülmüş seçimlerden sonra 2 ay içerisinde 6-7 tane miting yapıldı? Nerede görülmüş Türkiye Cumhuriyeti'nde emekli mitingi 110 bin kişi, emekçi mitingi 125 bin kişi? Rize gibi yerde, Rize gibi zor bir yerde CHP açısından, Erdoğan'ın hemşerilerinin olduğu yerde o meydanı hiçbir siyasi dolduramadı, çay üreticisinin doldurduğu kadar. Buğday mitingi Ayrabolu'da. Yani bunlar yumuşak muhalefet yapmak. O yüzden yumuşama lafı bitti gördüğünüz gibi. Evet. Ama normalleşmenin arkasındayım. Normalleşme şu: hem müzakere hem mücadele. Ben emeklinin, emekçinin hakkını almak için mücadele etmem lazım. Ama Türkiye'nin menfaatleri ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönetmeye hazır bir görüntüsünü halka arz etmek için de bu görüntüye, bu ilişkilere mutlaka ihtiyaç var. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak hedefi parlamenter sisteme geçmek. Tabii. Bu müzakereler sırasında Sayın Cumhurbaşkanı size evet hadi bakalım geçelim parlamenter sisteme derse, şunu derim Uğur Bey, dersiniz? Benzer şeyler söylendi. Yani parlamenter sisteme geçelim denmedi ama bir anayasa masası kuralım, herkes teklifini getirsin dedi. Herkes önerisinde bulunsun, yöntem önerisinde önce bulunsun. Sonra da oturalım, görüşelim. Bunun içinde parlamenter sistem de var. Ben şunu dedim: yeni bir anayasa yapacaksak önce mevcutuna uymamız lazım. Mevcutuna uymak için bir kere bu anayasa mahkemesini kapatacağız demekten vazgeçmek lazım. Bunu MHP için söylüyorum. Anayasa mahkemesinin kararı benim için yok hükmündedir, tanımıyorum, saymıyorum dememek lazım. AİHM kararlarını uygulamak lazım. Bunlar önemli meseleler. Bunlar uygulanmadan olmaz. Yani şimdi efendim AİHM karar vermiş Kavala'yla Demirtaş için. Efendim onlar terörist. Bak kardeşim, onlar teröristse onunla ilgili bir karar çıkardı. Sen demişsin ki ben uluslararası mahkemeyi aldığı kararları Türkiye'de uygulayacağım. Bütün delilleri sen de sunmuşsun. Onun avukatları da sunmuş. Yüksek yargıçlar oturmuşlar. Orada temsilci hakimimiz, yargıcımız var bizim. Yüksek yargıçlar mahkeme, biz taraf olduğumuz için ona bizim hakimin girecek hali yok. Oturmuşlar, tartışmışlar. Bu adam, bu insanlara hak ihlali yapıldı demişler. Şimdi bunları görmeden veya bunlara direnerek olmaz. Benim anlatmaya çalıştığım mevzunun kendisi bu. Ama şu kadarını söyleyeyim: 12.500 lira emekli maaşınla geçim olmaz. 17.000 lira asgari ücretle geçim olmaz. Asgari ücretin derhal 25.000 lira yapılması lazım. İPA'da çalışmış, öyle bulmuş. Basit bir hesap var. AK Parti geldiğinde bir asgari ücret, 1,5 asgari ücretle en düşük emekli maaşı. Bugünkü çarp böyle 26 bin lira. Asgari ücret yeterli değil, o da artmalı ama emekli maaşının hakkı 26 bin lira bugün Türkiye'de. Peki geçim olmazsa seçim olur diyorsunuz. Evet. Ve bir konuşmanızda
Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde 2,5 yıl olduğunu ve bugünden itibaren de 1,5 yıl kaldığını ve bu 1,5 yıl sonrasında bir erken seçimin olacağını işaret ediyorsunuz. Bu 1,5 yıllık süreye nasıl vardınız? Bu ikisi ayrı şeyler, yani ayrı argümanlarım var bununla ilgili. Bir parti anketlerde birinci partiyken genel başkanı seçim ister, erken seçim ister. Ama bazı kötü niyetliler veya anlayışı kıt çevreler şöyle şey yapmaya çalışıyor. Efendim Özgür Özel erken seçim istemiyor. Kardeşim, biri elma biri armut. Ben 31 Mart öncesi seçmene dedim ki bu bir genel seçim değil. Sarı kart bu, kırmızı değil. Ve bu sarı kart gösterseniz iktidarı değiştirmeyeceksiniz ama iyi belediye başkanı seçeceksiniz ve bu büyükte itirazınızı söyleyeceksiniz. Ben AK Partili'den, MHP'den oy aldım. Ben onlara demedim ki beni birinci parti yaparsanız, adım gibi biliyordum birinci parti olacağımı. Teker teker saydım kazanacağımız illeri. Bizi birinci parti yaparsanız erken seçim isteyeceğim demedim. O yüzden seçim akşamı da dedim ki vatandaşlarımız da bunu takdir ediyorlar. Ben bu seçim sonuçlarını araçsallaştırarak, gerekçe göstererek erken seçim istemeyeceğim dedim. Ama arkasından şunu dedim. Halk isterse erken seçim olur. Halkın erken seçim istemesinin şartları ortaya çıkarsa ben de isterim dedim. Bunun arkasında durun dedim. Tam o noktadayım. Birincisi, sen bu kadar emekli 10 bin lira veriyordu, 12.500 verdi. 10 bin liranın verildiği Ocak ayında 25 kilo dana kıyma alınıyordu. Bugün 12.500 lirayla 20 kilo. 5 kilo daha dana kıyma çaldılar. 5 kilo dana kıyma yaklaşık 3 bin lira. Emeklinin sofrasından 5 kilo dana kıyma çaldılar. Altınlar. 12.500 lirayla bundan yetilsin diyor. AK Parti geldiğinde 8 çeyrek altın alan emekli bu 12.500 lirayla 3 çeyrek altın zor alıyor. 5 çeyrek altın kaybı var her emeklinin her ay. Bu şartlarda bu emekliler erken seçim isterse ben istemem mi? Ben bak 31 Mart'ta birinci parti çıktım hadi erken seçime diyemem. AK Partili MHP'liden bunu söylemeyeceğim diyerek o istedim ben ya. Yani. Ama AK Partili MHP'li emeklinin canına tak ettiyse erken seçim diyorsa ben o erken seçim talebinin arkasındayım. Asgari ücretle için aynı şey. Geçen sene 4 kere zam yapacağım diyordu. Yani Ocak'ta verdim enflasyonu. Mart'ta, Temmuz'da, Ekim'de zam. Şimdi Temmuz'dakini bile vermiyor. Bütün sene geçin o parayla. Bugünün 17 bin lirası, yani Ocak ayındaki 17 bin lirayla bugünkü arasındaki fark şöyle. Bugünün 17 bin lirası Ocak ayının 13 bin lirasına düştü. Bir 6 ay sonra 9 bin lirasına düşecek. Yarı yarıya erecek. Böyle bir geçim olmuyor işte. O zaman isterlerse seçim olur. Burada bir şey söyleyeyim. Netleştirelim. Anayasaya göre seçim yapmanın iki yolu var. Ya Erdoğan yapacak. Seçimleri yenilecek. Ki bu durumda aday da olamıyor. Bitti. Ya da meclis seçimleri yenilecek. Kaç kişiyle? 360 kişiyle. Biz 600 kişi, 600 milletvekiliyiz. 360 oy verecek. Erdoğan'ın milletvekili sayısı küçük ittifak partilerini de katarsan Hüdapar'ı, DSP'yi MHP olmasa bile 270. 600'den düştüğünde kalıyor sana 330 yapamazsın. Yani Devlet Bey de erken seçim dese bugün biz Devlet Bey'i de muhalefetin yanına alsak muhalefette hiç fire vermesek bizde 330 var 360 olmadan olmuyor. Yani erken seçimin İki tane teknik şartı var. İkisi de Erdoğan'ın elinde. Şu anda bu meclis kompozisyonuyla. Bahçeli istese dahi ha ama Bahçeli desteğini çekince 270 kişiyle kanun geçiremezler. Hep birlikte oluruz. O zaman erken seçimi zorlarız. Ayrı bir şey. Ama elde yok. Adam bana diyor ki sen erken seçim ya yapabilecek olsam yapmaz mıyım? Ya hiçbir şey olmasa yarın bu pazar seçim olsa bunlarla biz bir kere iktidara geliyoruz. AK Parti muhalefete düşüyor. Neden geciktirelim bunu yani? Ama geçim olmazsa seçim olur demek vatandaşa çağrı. Bu çok önemli bir şey. Bu bir bahis. Bir başka bahis. Yani bununla bağlantılı olarak demiyorum.
Hiç bunlar olmasın. 5 yıllığına seçildi Erdoğan. Anayasa Yüksek Seçim Kurulu'nun itiraz edilemez kararına göre bir daha aday olamaz kendisi seçimleri yenilerse. Meclis yenilerse olur. Son kez. Her seferinde olmuyor. Bu seçimine ikinci seçim kabul ettiler. Öyle olunca kendisi seçimleri yenilerse aday olamazken meclis 360'e yenilerse son bir kez aday olabilir bu anayasayla. Şimdi şöyle bir şey diyorum. 5 yıl süre var. Bunun 1 yıl 2 ayı 3 ayı geçti. Bu sürenin tam ortasında şöyle bir şey var. 2,5. yılda. Eğer seçimleri yenilersek meclis olarak, yani CHP artı AKP yenilersek, diğer partiler de zaten ister seçimi. Erdoğan daha 2,5 yılı varken onu bırakıyor ama aday olabiliyor. Ben de ona eğer kazanırsa, daha 2,5 yılı var ya, 5 yıl kazanacak, bir 2,5 yıl veriyorum. Kendine güveniyorsan gel diyorum. Seçimlerin tam ortasında 2,5 yıl benden, 2,5 yıl senden. Önündeki 2,5 yılı koy masaya, kazanırsan 5 yılın olsun. Kendine güveniyorsan gel seçim olsun. Ben bunu böyle bir matematikle söylüyorum. Bugünden çok anlamlı gelmeyebilir. Ama seçimlerin tam ortasında ben Erdoğan'a gel sana 5 yıl daha olabilmek için seçime girmeyi teklif ediyorum dediğimde, Erdoğan kaçarsa, her geçen gün seçimden kaçan bile yoktuk önce. Ve o gün söyleyeceğim. Eğer seçimden kaçarsa öyle 1,5 yıl kala, 1 yıl kala erken seçim yapmam. Bir daha aday olamazsın. Aday olmak istiyorsan gel burada ol. Bu başka bir hesap. Ben bunu kesin yapacağız diye de değil. Böyle bir matematik var diye söylüyorum. Bu sistemin getirdiği götürdüğü bu. Ha, bir ülkenin cumhurbaşkanı olacaksın. Erken seçim olmazsa bir daha aday olamayacaksın. Sana diyecekler ki gel bu pazar yapalım, seçimden kaçacaksın. Bunun da siyaseten çok taşınabilir bir tarafı yok bence. Peki siz normalleşmeden söz ediyorsunuz. Biraz önce açıkladığım ankette Türk halkının normalleşmenin olmayacağını... Ama şunu söyleyeyim. Türk halk, başka anketler de var. Evet. Soru, normalleşme olsun mu da olsun diyor insanlar. Gayet tabii. Sonuç yani olabilir mi deyince olmaz diyor. Evet, evet. Siyaset kurumunun... O şekilde konuşuyor bunu, çünkü... Bu, belli örneklerden yola çıkarak doğru, bu kanıya varıyor insanlar. Bunlardan biri de geçen hafta yapılan Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi. Şimdi orada egemen siyaset adaylara baskı yaptı. Bir adayı işaret etti. Daha doğrusu seçim olmaktan çıkardı. Tırnak içinde bizim gösterdiğimiz adayı seçin şeklinde bir genel kurul toplantısı oldu. Ve bir aday da geri çekilmek zorunda kaldı. Kimler nasıl baskı yapıldıysa, nasıl şantaj yapıldıysa onlara girmek istemiyorum. Ancak bütün bu baskın iradeye rağmen Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hulusi Belgi genel kurulda çok çarpıcı konuşmalar yaptılar. Ve bu arada bütün büyük kulüplerin de iştirakiyle işaret edilen aday seçilmedi. Yani yerel yönetim seçimlerinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesi burada da istediği ölçüde gerçekleşmedi. Ve işaret ettiği aday seçilmedi. Ancak muhalefetten o süreçte bir tepki, ya bırakın futbolu, siyaset girmesin futbola, bu kadar müdahale olmaz şeklinde bir açıklama, bir tepki göremedik. Neden? Yok, şöyle açıklama var ama futbol kamuoyu herhalde, yani bu konuyla ilgili tepki spor bültenlerinde yer almayınca dikkat çekmedi herhalde. Ben tekrar edeyim. Benim üstelik CHP'li belediyelerin de desteklediği takımlar var ve onların da genel kurulda delegeleri var. Yani buradan da bir illiyet bağı çıkıyor. Bu doğru bir şey değil. Olmamalı. Yani illiyet bağı kurulmamalı futbolla siyaset arasında. Birincisi bu. İkincisi, benim açıklamam şu yönde oldu. Ben dedim ki bir ülke eğer seçimle gelinecek yerlere atama yapılıyorsa
Orada demokrasiden bahsedilemez. Bu rektör ataması olsa da aynıdır. Futbol Federasyonu başkan ataması olsa da aynıdır. Bu cümle aslında siyaseten bu konuya verilebilecek en büyük tepkidir. Ben hani tutup da şimdi orada bir yani ben şimdi bir seçim olmuş bitmiş adaylarla ilgili değerlendirme, çekilen adayla ilgili sayın yardımcı ile ilgili değerlendirme falan yapmak istemem. Çünkü futbol alanı, spor alanı siyasetçiler için bir konfor alanı değildir. Mayınlı bir alandır. Çünkü bir AK Partili, bir MHP'li, bir Demli, bir CHP'li Fenerbahçe ya da Galatasaray veya Beşiktaş veya bir başka takımın sıdatında yan yana oturabilirler. Takımları için dışarıda siyaseten kavgalı olabilecekler halde birbirlerinin o yönleriyle hiç ilgilenmezler. O yüzden siyaset alanı bizim için bir konfor alanı değil. Mayınlı bir arazidir. Bunu açıkça söylüyorum size. Ben Futbol Federasyonu seçimlerine karışmam. Karışılmasını da istemem. Doğru da bulmam. Ha rektör atamışsın, ha böyle atamışsın. Kurumları ve kuralları yıprattığınızda en sonunda hep birlikte kaybediyoruz. Futbol kaybediyor. Türkiye'de futbolun toplam kalitesi kaybediyor. O yüzden ben o süreçte yanlışın ne olduğunu söyledim. Ben tutup da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler üzerinden, delegeler üzerinden bilmem ne. O başka bir şey. Ama orada bu müesses futbol nizamına itiraz eden bir adaylaşma ve iktidarın bu manipülasyonu karşısında billurlaşan bir demokrasi iradesi olsa açık tavır koyarım. Ama bu seçimlerde öyle bir şey yoktu. Diğer adaya da soruluyor ki kendisini yani tanımam, bir sorunum yok. Ama diyor ki ya işte göya o AK Parti'nin adayıymış. Ben Cumhurbaşkanı'yla olan iyi ilişkimle gurur duyuyorum diyor. Yani ben burada muhalefet olarak neyin neresinden tutacağım? Ben siyaset futbola karışmasın ilkesel diyor. Olarak, ilkesel olarak bir tavır sergilemek gerekiyor. Bu işte ilkesel tavır şu. Bırak serbest seçim olsun. Aynen. Adaylıklar serbest olsun. Adaylar şantajla baskıyla çekilmesin. Ya şöyle bir şey olmaz. Avrupa Kupası'nı oynayacağız. Kesin gözle bakılan bir şey var. Başarısız olursak mevcut başkan gidiyor. Başarılı olursak kalabilir. Başarı çeyrek final mi yarı final mi tartışmaları var. Dönüş yolunda eğer doğruysa ki yani bunu futbol camiası teyiden tekrarlıyor sürekli. Cumhurbaşkanı diyor ki söyleyin mevcut başkan devam etsin. Öbürü de çekiliyor. Baskı gördüm diyor. Ben işte Ali Koç'un söyledikleri doğru. Ali Koç çıktı. Önemli bir konuşma yaptı. Evet. Ona söylenecek bir şey yok. Ama benim o noktada tutumum bırakın serbest seçimler olsundur. Ben Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda partinin genel başkanı olarak asla ve asla partimin Futbol Federasyonu seçimlerine karışmasını doğru bulmam. Biz özgür seçimlerin tarafı olmalıyız. Serbest seçimlerin tarafı olmalıyız. Futbol Federasyonu tam olarak özerk olmalı. Bakın şu doğru değil. Milli takım sahada maç yapacak. Efendim Futbol Federasyonu Başkanı AK Parti'nin desteklediği aday ya da CHP'nin desteklediği aday milli takım kazanırsa acaba AK Parti'ye mi yarar? Ya insanları bu psikolojiye itiyorlar. Bu milli takıma yapılabilecek en büyük kötülük. Doğru. En büyük kötülük yani. Ben takıma bakın ben bir Türkiye İttifakı'nın bana diyorlar kurucusu. Doğru ilk ben söyledim ve bu yerel seçimlerde 105 meydanda bunu söyledim. Türkiye İttifakı'nı ben şöyle tarif ediyorum. Milli takım gol atınca ayağa kalkan herkes bizim ittifakımızda yer alabilir. Filenin sultanları göndere bayrağımızı çektirirken ağlayan veya gırtlağa düğümlenen, duygulanan herkes Türkiye İttifakı'nın bileşenidir. Bunların hepsinden o istiyorum. Ama milli takım maç yapıyor, milli takımı desteklemeyen, filenin sultanlarının rakibini destekleyen varsa vallahi ben onlardan o istemiyorum. Bu kadar net. Çok doğru. Ve ben Cumhur İttifakı'na karşı Türkiye İttifakı'nı savundum. Bizim renklerimiz dedim kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye diye bağırdık. 105 mitingi. Çünkü ben buna inanıyorum yani. Ben ülkenin ana muhalefet partisi. Ben milli takım bir gol atıp turu geçecek. Oylarımın 5 puan düşeceğini bilsem o golü desteklerim ben. Çünkü Türkiye'nin çıkarı
siyasi partilerin çıkanın üstündedir kardeşim. Gayet net yani bu. Gayet. O golle ne yükselirsin ne düşersin ama bu hasetlikle, bu fesatlıkla futboldan siyasileşerek menfaat uymaktan eninde sonunda bu milletin gönlünden düşersin. Küme düşersin ya. Yani. Ters teper. Ters teper. Tepiyor da zaten. Tepiyor yani. Bu kadar müdahaleye rağmen desteklediğin aday seçilmiyorsa mesajı al. Futbol Federasyonu'nda 60 imza gerekiyor herhalde, 60 küsur. 60 imzayı bulmak büyük mesele. Çünkü korku imparatorluğu var. 60'ı geçenin seçimi kazanması işten bile değil. Neden? Sandık başına vicdanınla baş başa kalan rakibi kim olursa olsun AK Parti'nin adayını değil öbürüne oy atar. Çok anlaşılır bir şey. Kıbrıs'tan döner dönmez Beyoğlu Belediyesi'nin emekliler evinin açılışına gittiniz. Ben belediye başkanı Sayın İnan Güney'i tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük bir ihtiyaç. Emekliler evi hiç olmazsa orada ucuz çay içecekler ve vakit geçirecekler, sohbetler yapacaklar. Bir defa oradaki emeklilerle konuştunuz mu? Bir, nasıl izlenimler aldınız? İkincisi, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin seçiminden bu tarafa 110. gün galiba. Bu 100 günlük performansı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca siz karşısınız nepotizme ama belediyelerle ilgili eş, dost, ahbap istihdamlarının devam ettiğine yönelik bir yığın ihbar geliyor. Vallahi yığın... duyduğumuz ihbarın üstüne gidiyoruz. Bugüne kadar onlarcasını evet. istifa ettirdim. Ne ihbar varsa işte Sözcü Televizyonu'nun, gazetesinin çok değerli muhabirleri bildirsinler. Biz eş, dost, akraba kayırmacılığına karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Yalnız bugün bir istisnada bulundum. Onu söyleyeyim size. Dedim ki 411 belediyeye talimatım, akraba kayırmacılığı yok. Ama dedim bunun bir istisnası var. Benim akrabalarımı kayıracaksınız dedim. Böyle baktılar. Şöyle ki benim akrabalarım dediğim Selanik'te doğanlar, Bosna'da doğanlar, Balkan Türkleri, onların bir özelliği var. Onlar kendileri için bir şey istemez. Bu ülke için ister. Gerçekten ihtiyaç sahipleri ise. Bugün Bosna Sancak Derneği'ndeydim. Böyle bir şaka yaptım. Çok da güldüler. Şaka değil. Ben Bosna Sancak Derneği'nde bütün Batı Trakya'da doğmuş, suyun öte tarafında doğmuş, Türkiye'de onların haklarını, Bosna Sancak Derneği sonuçta Srebrenica'da 8.377 kişi bir günde katledildi. Onlar için mücadele ediyor. O göçü burada yönetti ve o insanları Türkiye vatandaşı yapın demediler. Tekrar sancağa yolladılar, Bosna'ya yolladılar. Böyle bambaşka insanlar. O yüzden öyle dedim. Benim akrabaları dedim, kollayacaksınız dedim. Belediye başkanına güldüler. Tabii bütün dernekler, kamu yararına çalışan derneklerin kimse yani Sivaslıların Hakkı Arancak'ta onlar kullanmayacak mı? Gerçekten kendi için bir şey istemeyip vatandaş için, hemşerisi için hizmetler iyi olsun diye kim istiyorsa onların hepsinin arkasındayız. Hayır, şu bakımdan önemli bu soru. Eğer yeni seçilen belediye başkanları başarılı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim icra ederlerse, sergilerlerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi iktidara giden yolunu açmış olacaklar. Kesin. Eğer başarısız olurlarsa, şeffaf yönetim sergilemezlerse, hesap vermezlerse, nepotizmden yana tavır alırlarsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi iktidarının önünü kesecekler. O bakımdan fevkalade önemli bu. Çok doğru bir tespit. Ben onu şöyle karikatürize ettim hatta. Dedim ki 411 belediye başkanımla kapalı bir toplantı yapıyorduk. Her birimizin dedim cebinde kadınların çantasında birer anahtar var. Sanmayın ki dedim o anahtar belediyenin giriş kapısının anahtarıdır ya da kasasının anahtarıdır ya da şehrin altın anahtarıdır. O anahtar Atatürk'ün partisinin iktidarının anahtarıdır. Ona göre kullanın dedim o anahtarı. Dediğinizi böyle ifade ettim. Biz iktidara geleceksek o anahtarlar doğru kapıları açarsa geleceğiz. Doğru. Bunun yolu iyi yönetim, şeffaf yönetim, dürüst yönetim. 110 günlük performanslarından genel olarak mutluyuz. 180. gün hepsini ölçeceğiz. İlk karneleri gidecek 6 ayda bir. Sonra bazılarını 3 ayda bir, bazılarını 6 ayda bir, bazılarını yılda bir. Belediyenin ölçeğine göre ölçeceğiz. Çok önemli yapılar kurduk. Türkiye Belediyeler Birliği'nden tutun, Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Tarihi Kentler Belediyeler Birliği'ne ki o da çok güçlü bir yapı, Başkanı Mansur Yavaş'tır.
Ege Belediyeler Birliği, İç Anadolu, Marmara, Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Sağlıklı Kentler Belediyeler Birliği, hepsinde işte birinde Cemil Tugay Başkan, birinde Ferdi Zeyrek Başkan, bir tanesinde Ahmet Başkan, Balıkesir Belediye Başkanımız Başkan, her birisi Muğla Belediye Başkanımız, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nde Başkan. İnanılmaz bir şey var. Ve Belediyeler Birliği'ni kazandığımızda da AK Parti MHP dahil gelin ortak yönetelim dedik. Onlar ayrı liste çıkardılar. Büyük Birlik Partisi'ne dahil Sivas'ı almış, gelin birlikte yönetelim dedik. AK Parti 22 yıldır çoğunluğu alıyor, tek başına yönetiyor. Belediyeler Birliği kaynaklarından %98,5'ünü kendi belediyelerine, %1,5'ünü da muhalefetten transfer etmek istediği belediyelere harcıyordu. Şimdi işler değişti. Benim talimatım şu yönde bütün başkanlarımıza. Yönetimleri müşterek oluşturacağız dedim. Bakın 800 küsür delegeden, rakamlara boğulmayayım, 460'ı bizde. Tek başımıza her şeyi alırız. 460 delegem var. 7-8 yöneticim var. 14'te 8. İyi Parti'nin 2 delegesi var, bir yönetici verdik. Teklif ettik, kabul ettiler sağ olsunlar. Yeniden Refah'ı çağırdık, kabul ettiler, yöneticisi var. Demin yöneticileri var. Kabul etse Büyük Birliği'nde olacaktı. Deme veriyoruz da Büyük Birliği. Hangi siyasi parti belediye başkanı seçtirmiş, onları yönetime davet etti. Çoğunluk tabii CHP'de. Belediye başkanlarımıza, birlik başkanlarımıza da şunu dedim. Kaynak kullanırken de oran orantı. Ekonominin yüzde kaçı sendeyse ekonomik kaynağın yüzde o kadarını kullan. Ya da nüfusun yüzde kaçı sendeyse ona göre bir oyla kullan. AK Parti'ye de MHP'ye de onlarda çok var, vermiyoruz demiyoruz. Çünkü AK Parti'ye oy vermiş bir belde belediyesi. Örneğin işte Anadolu'nun bir köşesinde bir belde belediyesi. Amasya'da oy vermiş, Ağrı'da oy vermiş bir belde belediyesinde, Erzincan'da oy vermiş bir belde belediyesinde. Ne günah var o insanların? AK Parti'ye oy verdi diye biz onlara Belediyeler Birliği'ni kapacağız. Biz iktidar alanlarımızda demokratik davranıyoruz. Bunu herkes bilsin. Tabii çok yapı kazandık. Bütün belediye birlikleri, biri hariç bizde, birisi hariç, hepsi bizde. Ayrıca SODEMSEN bizde, Sosyal Demokrat Belediyelerin İşveren Sendikası, SODEM bizde. Parti var. Bunların hepsinin başkanlarından şöyle bir yapı kurduk. Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi, SODEMBEK diye. Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi. Başında Ekrem Başkan, başında ben varım. Başında Türkiye Belediyeler Birliği'nin başında olan Ekrem Başkan konseyde var, Mansur Başkan konseyde var. Seçilmiş bütün başkanlarımız var. Yılmaz Büyükerşen'imiz var, onursal başkan olarak. Ve bir eş güdüm konseyiyle bütün yapıları ve bütün belediyeleri bir eş güdüm içinde tutuyoruz. Çok iyi bir hazırlık yapıldı. 70'lerde Türkiye'ye açık öğretimi kazandıran Yılmaz Büyükerşen, şimdi bir dijital platform üzerinden bütün belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, belediye çalışanlarını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin il, ilçe yöneticilerini ve üyelerini uzaktan eğiten bir sistem kuruyor. Bütün eğitimlerden puan kazanılıyor. Örneğin ileride şu anda belediye meclis üyelerimizi eğitmeye başlıyoruz. Ama ileride soruluyor, hedefin ne? CHP üyesi olarak belediye meclis üyesi olacağım. Bunun bir sertifikası var. Onu almak için 5 tane kokartı dolduracaksın. Eğitim numaraları 301, 302, 801, 802, 803. Ne bunlar? Üyenin temel eğitimini aldın mı? Toplantı disiplini ve yönetimi eğitimini aldın mı? Belediye mevzuatı temel eğitimini aldın mı? Belediye meclis üyeliği eğitimini aldın mı? İşte bir eğitim daha. Bunları aldınsa belediye meclisine aday olabilirsin. Şimdi seçilenleri eğitiyoruz. Bir sonraki seçimde eğitilenler içinden seçeceğiz adayları. Böyle bir sistem kuruyoruz. Bu sistemin başında Yılmaz Büyükerşen, ama 5 kişilik son derece genç bir ekip. Bizim parti okulumuzdaki çok değerli kadrolar. Hep birlikte çalışıyoruz. Ve hem üyenin, yöneticilerin, hem belediye meclislerin ve başkanların
etkinliklerini ve yetkinliklerini arttıracak işlerin içindeyiz. Bu eşgüdüm, eğitim kısmı. Eşgüdümün bir de şu tarafı var. Mesela emekli kart örneği. Bizim çok iyi işlerimiz var. Mesela bugün söylediğiniz emekli kafeyi Türkiye'de ilk Uşak Belediye Başkanımız Özkan Yalım seçildiğinden bir hafta sonra yaptı. Bana bir gösterdi. Koca bir park, içinde bir emekli kafe, önünde kuyruk, 1 lira çay. Bütün emeklerin yüzü gülüyor oradalar. Kahveler pahalı. Millet yanıma biri oturur da hesap üstüme kalır diye korkuyor. Eskiden birbirine para ödetmeyenler, cepte para yok. Ama orada 1 lira. Kahve orada 3 lira herhalde. Bugün İstanbul'da kahve 5, çay 1 liraymış. Kent lokantaları gibi bu emekliler evi uygulaması da yaygınlaştırılacak mı? Tam onu anlatacağım. İstanbul'da şimdi 6 ya da 7 ilçe belediyemiz kurmuş. Şimdi biz iyi örnekleri hepsine yayıyoruz. Kent lokantaları bütün Türkiye'ye yayılıyor. Hatta bir belediye başkanımız, Şişli Belediye Başkanımız da gezici kent lokantası başlattı. İhtiyaç olan yere götürüyor. O da çok hoş. Bunu yayıyoruz. Emekli halk kart yapıyoruz. Bu bir tarafı ortak, bir tarafı belediyeyi gösteriyor. Bir kere 65 yaş sorunu kökünden halloluyor CHP'li belediyelerde, kartelde. İki, efendim, pazar desteği, kasap desteği, emekliye bir takım farklı... Emeklinin ızdırabını biz bitiremeyiz. Ona devlet gücü lazım. Ama yarasına bir merhem olmaya çalışacağız. İyi hizmetlerde ortaklaşacağız. Efendim, mesela çok güzel şeyler var. Tabii her belediyenin aynı gücü yok. Her belediyede o güç kaldıracak kadar emekli sayısı şey değil. Ama mesela Adana'da Ceyhan Belediye'miz, pırıl pırıl bir başkanı var. Bana bir fikir sordu. Aman dedim ya, aman başkanım, yap bunu. Ne yaptı biliyor musunuz? Bayrama giderken son bayramda ilçesindeki emekliler 10 bin lira alıyor ya. Biz de asgari ücret olacağız diyoruz, 17 bin olmalı diyoruz. 17 bin liraya tamamladı. 7'şer bin lira yatırdı bütün emeklileri. Hiç olmazsa diyor bayramda diyor bir asgari ücret alsınlar. Müthiş bir şey yani. Ceyhan Belediye Başkanımız çok hoşuma gitti. Mesela her belediyede yapamayabiliriz belki bunu. Ama kasap desteği, manav desteği, bir takım ekmek desteği, ücretsiz halk ekmekler yoksul emekliler için. Yani çok doğru işler. Hepsini ortaklaştırıyoruz. Bir CHP'li belediye bir ihale açıyor. O ihalede kreş yaptıracak. Artık şartnameye şunu yazacak. Çok basit. Bu projeyi sen kazanırsan ben bu projeyi diğer CHP'li belediyelere de ücretsiz vereceğim. Ona göre teklif ver. Bir uygulama ödemesi belki %10 konur. Kaç uyguluyorsa %10, %10. Ama neden biz hepimiz ayrı ayrı kreş çizdirelim? Ayrı ayrı kız öğrenci yurdu yaptıralım. İyisini Yenişehir Belediyesi yaptıysa Manisa'daki... Prototip olsun. Aynen öyle. İyilerde birleşmek lazım. Ekrem Başkan'ın çok olumlu işleri var. Mansur Başkan'ın sosyal belediyecilikte inanılmaz başarılı işleri var. Bunları ortaklaştırıyoruz. Peki size yönelik olarak yumuşak muhalefet yapıyor. İktidarın dümen suyunda gidiyor. Halkın bunca sorunu varken gereken sesini yükseltmiyor gibi eleştiriler yapılıyor. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? Yani sokakta yapılsa çok ciddiye alırım. Ben bugün emeklilere gittim. Sesimizi duyuran sensin diyor, başka bir şey demiyor. İşçilerle miting yaptım. Kara olan diyorlar. Utandım yani Ecevit'in unvanını üstüme almam ama hani Ecevit'in emek dostu, madenci dostu, emekçi dostu çizgisiyle benzetiyorlar. Gurur duydum ama yapmayın dedim yani, o kara olan Ecevit. Gittiğim bir yerde de bir kişi sokakta çıkıp bana demiyor ki hakkımızı. Şimdi Uğur Bey, hani size değil sözüm, bunu söyleyene. Eğri oturup doğru konuşalım. Nerede gördün sen yerel seçimden sonra, genel seçimden bir sene, yerel seçimden bir ay sonra her toplumun kesimine değen tematik mitingler yapan bir muhalefet partisini nerede gördün sen? Bunun neresi yumuşaklık? Ben ne yapıyorum eksik söylüyorum. Yani emeklinin, emekçinin, çay üreticisinin, buğday üreticisinin, fındık üreticisinin, üzüm üreticisinin sorununu söylerken neyi eksik yapıyor? Benim eksik yaptığım Erdoğan'a ya da Bahçeli'ye,
Bana laf söylerlerse partime cevap veriyorum. Ama küfretmiyorum kardeşim. Etmem ben. Gayet benim yaratılışımda, tabiatımda yok. Bakın geçmişte olanlarda da o gerilim yükseldi. Kaçınılmaz olarak bir yere geldi bu gerilim. Ben o gerilimin parçası... Ben şunu yapmıyorum. Tayyip Erdoğan benden kimlik kavgası yapacaksa ben yapmam. Mezhep kavgası yapmam. Ben efendim polemiği insani şeylere indirip de bir zamanlar mesela Tayyip Bey bir siyasi lidere, Sayın Bahçeli'ye çok ağır laflar etti. Çocuğu yok diye. O da ona çok ağır laflar etti. İktidar muhalefet, ben öyle bir muhalefet lideri değilim. 5 Ekim'den, Kasım'dan beri Tayyip Bey'e hiç hakaret etmedim, o da bana etmedi. Hiç dava açmadım o da. Bunda bir anlaşma falan yok. Herkesin gözü önünde. Hakaret edersen hakaret duyarsın. O sana dava açarsa ben de onu açarım. Ben bir geçmişte Süleyman Soylu bana, ben ona bir şey demiştim işte, çakallık yapma mı dedim, çakal mı dedim. Ne? Dava açacağım dedi. O güne kadar açmamıştım, ben de onu açtım. O günlerde. Tayyip Bey bizi açıyordu, biz onu açıyorduk işte genel başkanlar şeyinde. Ben 5 Kasım'dan beri hakaret etmedim, hakaret duymadım. Dava açmadım, dava açılmadı. Yarın öbür gün siyaset sertleşir falan. Yine de mümkün mertebe ben Manisa'nın Acarlar köyündeki ortalama bir seçmenin... Güzel düşüncenin ayrıca hakarete falan ihtiyacı yoktur. Önemli olan düşünce üretmektir, fikir üretmektir ve fikirlerin çatışmasını sağlamaktır. Ben Manisa'nın Acarlar köyündeki ortalama bir seçmenin ne derdi olduğunu, ne talebi olduğunu, neyi hoş görüp neyi ayıpladığını biliyorum kardeşim. Biliyoruz da bugün burada işte seçimlerde %38 oy alıyoruz. Ortalama seçmen polemik, kavga istemiyor. Sorunu söylensin, çözümü de duymak istiyor. Peki. Bir de bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sizin söylediğinize. Anneannem çok söylerdi, Allah rahmet eylesin, gani gani. Selanikli, çok bilge bir kadındı. Derdi ki sarraf bağırmaz. Eskici, tenekeci bağırır derdi. Sattığın şey değerliyse bağırmaya gerek yok. Ama sattığın şey ucuzsa veya işte yaptığın iş bağırmayı gerektiriyorsa üründe bir sorun vardır. Doğru. Efendim bağırmıyor. Bağırıyoruz da icabında. Yani meydanlarda miting yaparken bağırmadan olur mu? Ama sorun şu. Sattığın mala güveniyorsan, ben sosyal demokrat liderim kardeşim. Ben eşitlik anlatıyorum. Yoksulluğa mücadele anlatıyorum. Ben mesela çok net bir şey. Şunun için bağırmaya ne gerek var? Tayyip Erdoğan bugün bir açıklama yaptı. Muhalefet asgari ücret kadar emekli maaşı söylüyor. Ne diyorsunuz diye sormuşlar uçakta. Muhalefetin sırtında küfe yok demiş. Bakın açıklamış da 12.500 yaptık, 33 milyar lira maliyeti var devlete demiş. Doğru. Ben de diyorum ki 2500 yaptı ya, 5000 daha ver, 17.500 yap. Maliyet ne kadar çıkacak? Yani 33'e ilave 66 milyar daha lazım. Hesap ortada. Peki bu para yok beyefendi de. Nasıl yok ya? Geçen sene yandaş şirketlerin mecliste affedilen vergisi, yani alınmamaya karar verilen vergisi 660 milyar. Onda birini bütün emekliler için mi istiyorum? Sırtında küfe yok diyor. Şimdi bunu anlatmak için bağırmaya, hakaret etmeye gerek var mı? Onda birini istiyorum. Beşli çete deniyor falan. 26, 28, 30 tane büyük şirketten silinen vergilerin toplamı 660 milyar. Emekliyi benim dediğim yere getirmek için 66 milyara ihtiyaç var. Bunun için bağırmaya ihtiyaç yok bence. Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı yarım komisyonda görüşülmeye devam edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tasarıya nihai bakış açınız nedir? Şöyle, şimdi önce bu meseleye nihai bakış açımızı söyleyeyim. Evet. Türkiye'de bir sokak hayvanları sorunu var. Yok diyen yanlış söylüyor. Hatta bu sorun, çok korkarım böyle şeylerden, sınıfsal bir soruna dönüştü. Ne demek istiyorum? Güvenlikli bir sitede oturuyorsanız ya da çocuğunuzu kapının önünden arabaya bindiriyorsanız
çocuğunuzu bir servis alıyor, okulun bahçesinde indiriyorsa ya da işinize arabanızla gidebiliyorsanız, sizin için bir sokak hayvanı riski yok. Ama Gecekondu Mahallesi'ndeki bir tekstil işçisi bayansanız ve işinize gitmek için servise yürümeniz lazımsa, ya da evinizin uzağındaki bir camiye giderken ibadet için yaşlı biriyseniz, ya da özel okula gitmeyen, servisle gitmeyen, yürüyerek devletin okuluna giden bir küçük çocuksanız, bir sokak köpeği sorunu var. Yok diyen yanlış söylüyor. Bu sorun sınıfsal bir sorun olursa kötü bir şey. O yüzden önce şuradan sözüme değer veren ve hayvanlar katledilmesini isteyen herkese, herkese şunu söylüyorum. Sorunu görmezden gelerek çözemeyiz. Bizim tutumumuz bu. Ama bu soruna çözüm önerisi diye ortaya konulan kanun katliam kanunudur. İtlaf kanunudur. Ötenazi işin kıvırmasıdır, gizlemesidir. Ne demek ötenazi? Ölüme karar verip ölmek, kendinin ölmesini rıza göstermek ya da birisinin ölmesiyle ilgili karar vermek demek. Bu olmaz. Bakın, hele hele efendim sakat hayvanlar diyor. Tedavi hayvanın üç bacağı var, tedavi edilemez. Ama niye öldürüyoruz? Emine Hanım'ın da, şimdi onların köpeğinin adını unuttum, bizimki Mira. Üç ayaklı bir köpeğimiz vardı, onun için ben geçen sene barınakta ziyaret etmiştim. Şimdi çok sahiplendirilmiş, çok mutlu, üç ayağıyla yaşıyor. Emine Hanım'ın köpeği de öyle, ama sen bu kanunu böyle çıkarırsan kardeşim, barınaklarda sahiplendirilmiş sakat köpekleri öldüreceksiniz. Açık yazıyor. Şimdi katliam. Bakın, bu bir katliam ve ben bugün Aksoy araştırmanın seçim araştırmalarının yanında şeye baktım. Sokak köpekleriyle ilgili olana, bilgisayarım yanımda olsa açar gösteririm. Şöyle bir durum var. Eğer yetişirse bizim arkadaşlar içeriden o sokak köpekleriyle ilgili meseleye Türkiye'de nasıl bakılıyor ve seçmen kırımları ne diye baksınlar. AK Parti'de de öldürülsün diyen %15'ten fazla değil. MHP'de de %15-20'den fazla değil. %80 kendi seçmenleri de karşı. O yüzden ilk kez bir şey yapıyorlar. Eskiden biz muhalefet olarak Plan Bütçe Komisyonu'na mağdurları getirirdik. Bunlar da bağırır çağırırlardı, duygu sömürüsü yapmayın diye. Plan Bütçe Komisyonu'na çok kıymetli çocuklarını biri köpek saldırısında, biri köpekten kaçarken trafik kazasında kaybetmiş anneleri babaları getirmişler. HDP'nin çok yaptığı bir şey vardır, mağdur resimleri göstermek. Öyle resimler bastırmışlar. Bunlar siyasette var, ben getirmesinler demiyorum, çok yanlış. Getirsinler, göstersinler. Ama meseleyi efendim muhalefet sorunu görmüyor, biz görüyoruz'a indirgiyorlar. Kimseyi inandıramamışlar anketlerde. Ama şöyle şeyler servis ediyorlar, çok üzülüyorum. Örneğin Sinop milletvekilimiz Barış Karadeniz, dünya iyisi bir insandır. Karınca ezmez. Efendim Barış Karadeniz avcıymış, hayvan öldürüyormuş. Bakın, avcıymış, hayvan öldürüyormuş. Şimdi çıkmış yasaya karşıymış. Bütün milletvekillerine baktı ya da avcılar derneklerine kim bağlı? Barış Karadeniz. Balıkçı, balıkçı. Balıkçı olduğu için Türkiye'de bütün balıkçıların sorunlarını ta başladı. Trabzon'dan, kendi memleketi Sinop'tan geçti. İki Boğaz'dan geçti, Ege'den geçti. Ta Samandağ'a kadar gitti, balıkçıların sorunlarını çalıştı. Barış'ın üye olduğu, bağlı olduğu balıkçı olarak dernek avcılar kulübü, balık avcısı. Balık avcılarının ekmeğinin peşinde çocuk. Diyorlar ki bu avcı, sanki şey öldürüyor yani. İkincisi, efendim orada bir karşılıklı atışıyor şeyler. İktidar muhalefet hep olur. O sırada bence çok haklı. İktidar muhalefet kavgasında bunalmış. Adamın çocuğu ölmüş. Bunlar kavga ediyor diye bakıyor. Burada iktidar muhalefet öz eleştiri yapmamız lazım. Acılı bir aile varken kavganın yeri değil. Tabii. Kalkmış o da bağırmış, yettiniz falan. O sırada iktidar muhalefetin arasında yettiniz falan deyince efendim muhalefet milletvekilleri
acılı babanın üstüne yürüdü. Hayatta olmaz. Hemen aradım. Ne oluyorsunuz? İşin aslını öğrendim. Ya beni bile kandıracaklar dedim. Acılı anne vardı. Aradım. Genel merkeze davet ettim. Çay içmeye. Geleyim dedi. Avukatımla gelsem olur mu? Gelin dedi. Derdimizi anlatırız hem dedi. Gelin dedim. Tansiyonu yükselmiş. Gelemedi. Yarın tekrar davet edeceğiz. Peki çözüm? Bakın çözüm belli. Şunu da tık 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 söyleyeyim. Bu AK Parti'nin yaptığı ne biliyor musunuz? İşi belediyelerin sırtına atacak. Para da yok. Bilmem ne falan. Yapmadılar etmediler diyecek. Para var. Biz AK Parti'nin de içinde olduğu 2019'da kurulan 2020'de raporu yayınlanan hayvan hakları araştırma komisyonunun raporu var. Hayvan hakları fonu kurun diyor. Parayı nereden bulacağım? At yarışından. Ne kadar güzel. Hayvanları koşturup koşturup para kazanıyorlar ya. Ben at yarışına karşı değilim bu arada. Ama diğer hayvanlar için oradaki elde edilen gelirden, devlet aldığı vergiden %1'inden vazgeçsin diyorlar. Milli piyangodan, şans oyunlarından vergi alınsın diyorlar. Ayrıca da diyorlar ki yerel yönetimler için alınan vergiden makul birer puan alınsın. Devasa bir fon oluşuyor. Devasa. O fonla barınak yapalım, kısırlaştırma yapalım, bu işi çözelim. Sahiplendirme yapalım. Bunun altında AK Parti'nin de imzası var. Sahiplendirme yapalım. Toplayalım, kısırlaştıralım, sahiplendirelim, bu işi çözelim diyorlar. Sen bu kanun teklifine bunu koyma, altında imzam var. Yükü belediyelere at, çoğu CHP'de diye oradan ince hesaplar falan var, çözeriz onları. Yani çözeriz dediğim, biz derdimizi anlatırız bu millete. Olmadık işler yapıyorlar. Bir de kendilerince vay efendim siz bu insanların çocukları öldü. Sen bir üzülüyorsan ben üç üzülüyorum. Çünkü ben Türkiye'deki her mağdurun yanındayım. Sen gibi şimdi bir meseleyi araçsallaştırmak için mağdur ailelerin yanında değilim. Ben onların da yanındayım. Ben Çorlu tren kazasının da yanındayım. Afyon'daki cephanelik patlamasının yanındayım. Soma'daki 301 madencinin 87 duruşmasına ben eksiksiz gittim. Hangisine geldin sen? Hangisine geldin? Ermenek'te benim oğlum yüzme bilmez diyen ananın derdinin duruşmasına gittin mi sen? Sen Soma'da verilen kararı Yargıtay'dan bozdun. Hatırlıyor musunuz? Bir program yapıyorduk. Soma'da bize yer vermediler. Kınık'a gittik. Kınık'ta gittik. Sokak arasında karanlıkta bir program yaptık. Valla yanılmıyorsam 21 Mayıs 2013 tarihinde orada. Çünkü birinci haftasıydı diye. Yani 7 gün sonra. Hatırladıkça tüylerim ürperiyor. Böyle karanlık bir sokakta yönettiniz. Aykut Erdoğdu vardı. Ben vardım. Arkadaş. Atilla vardı. Atilla Sertel vardı. Yaşayın. O zaman bize Soma Belediyesi Akhisar'daydı. Bu yayını yapamazsın dediler. Evet, evet. Ne anlatıyoruz? Maden faciasını. Gittik Kınık'a. Kınık'ta yaptık yayını. Böyle bir uğultu. Evet, öfkeli bir uğultunun içinde. Evet. Yaptık. Evet. O zaman Hidayet Merdin vardı. Yer altındaki dayanılmaz gerçeklerin yer üstüne çıktığı bir program Kurtulan oldu. Kurtulan madenciler anlattı. Hidayet Merdin vardı benim kardeşim. Evet. Arif vardı. Halen daha iletişim halindeyiz. Sefa vardı. Peki madenci. Süremiz daraldığı için kısa soruyorum. Evet. Beşar Esad'la görüşmeye gidecek misiniz? Vallahi Beşar Esad'ın tarih bekliyoruz. Sayın Erdoğan'la görüşmesi için bir arabuluculuk veya Türk makamlarıyla üstüme ne düşüyorsa yaparım. Için. Bakın Türkiye'de çok önemli bir sığınmacı sorunu var. Taşıyamayacak durumdayız, taşıyamıyoruz. Zaman zaman gerilim yükseliyor, ödümüz kopuyor. Ama bu sorunun çözülmesi lazım. Ben Avrupa Birliği'nde bakın Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e, Alman Başbakanı Sayın Olaf Scholz'a, Alman Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Kriegsmeier'e, Sanchez'e, bütün partilerin Avrupa'daki sol Sosyal Demokrat Parti liderlerine şunu söyledim. Bu sorunu bizim başımıza bırakamazsınız. Türkiye, Merkel'le Erdoğan'ın yaptığı Avrupa Birliği açısından da değerleri açısından utanç verici, bizim açımızdan da utanç verici bu anlaşmayı sürdüremez. 6 milyar euro verip de bu sığınmacılara sen bakacaksın diyemezsiniz. Bu hepimizin sorunu. Biz sizin sığınmacı kampınız olamayız dedim. Bu sığınmacılar memleketlerine gidecek. Memleketlerine giderken elinizi taşın altına, cebinize pamuk eller cebe.
Herkes elini taşın altına koyacak. Esad'la görüşmeden bu iş çözülmez. Bakın. Tarih mi bekliyorsunuz Beşar? Siz çok iyi biliyorsunuz. Atatürk'ün bize vasiyeti bu. Erdoğan'a da vasiyeti. Koltuğunda oturuyor. Komşunun iç işlerine karışma. Komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol. Devlet dışı unsurları muhatap alma. Sen ÖSO'ya Kuvayi Milliye dersen, ben gideceğim Emevi Camii'nde 3 saat sonra namaz kılacağım dersen, şu paralelin üstünü Amerikalılarla, şu paralelin altını Ruslarla devreye gezeceğim dersen olmaz o iş. Biz gideceğiz, Esad'la oturacağız, konuşacağız. Hiç yakın yere koymuyordu. Özür dilerim, bir yudum su içeyim. Şimdi reklamlara gideceğiz. Yok yok, ben uçağa gidiyorum. Asla gidemeyiz. Bakın Uğur abi, kaçırırsam yarın rezil olurum. Hayır hayır, 23'te çıkacaksınız. Yok. Şimdi çıkalım ya da 23'e kadar konuşalım. 23'e kadar konuşalım. 23'te reklamlara gittik mi o iş bitmez. Hayır hayır, bitirin siz sözünüzü. Ya şöyle bakın Uğur abi. 2 dakikalık reklam, 23'te çıkartacağım. Ama ben uçağı kaçırırsam yarın sabah 8'de kaçırtmam, mağdurların... merak etmeyin. 23'te çıkacaksınız. Tamam, gidelim reklama. Tamam tamam. Sevgili seyirciler, özel röportaj devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. Sayın Özel'i son bir soruyla uğurlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Özgür Özel'in rüyası nedir? Şöyle, yani rüyamın provasını hep beraber yaptık. Ben hep Türkiye'nin dört bir yanında illere, ilçelere giderim. Orada hep üyeler bize şunu söylerdim. Siz seçim akşamları bu partinin ve biz genel merkezin ışıklarını erken kapatmayacağız. Siz tülbentinizi sirkeli suya banıp başınıza sarıp karanlık odada yatmayacaksınız. O tülbenti sallayacaksınız sevincinizden, mutluluğunuzdan diye. En büyük hayalim şudur. Ecevit 1970'lerde dünyadaki rüzgarları doğru görüp, Türkiye siyasetini doğru okuyup, doğru bir değişim ve çok vefalı bir vedayla İsmet Paşa'ya, partiye yeni kattığı, ortanın solunun altını doldurarak girdiği, ikisi yerel, ikisi genel, dört seçimin dördünden de partisini birinci çıkardı. Biz ilkini başardık. Şimdi hayalim şudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında gireceği ilk genel seçimden de birinci çıkarmak ve iktidar yapmaktır. Ve çok net bir şey söylüyorum. Hayatımın en güzel anı şuydu. İnerken, basın toplantısına inerken de, otobüsün üstüne giderken de. Hayatımın en güzel gecesi şimdiye kadar. Saat 7. Eskiden kötü haberleri bilerek yayıyorlar. Sandıkları terk etmeyin derken, şimdi 18.48'de yollayıp, yanılmıyorsam 19.03'te de sosyal medyadan paylaştığımız, birazdan iyi haberler alacaksınız. Sakın gevşeyip sandıkları bırakmayın. Islak imzalı tutanakları terk etmeden sevinç gösterilerine katılmayın minvalinde bir açıklama yaptık. Çünkü biliyorduk kazanacağımızı. İlk gelen sonuçlarda onu teyit ediyordu. Sonra indik. Bu seçimi kimin kazandığını, emeklilerin, emekçilerin, ülkeyi terk etmeyi düşünen gençlerin kazandığını söyledik. Sonra da çıktık otobüsün üstüne. Böyle ben hiç o kadar dolu görmedim o partiyi. İğne atsan yere düşmez. Her yer dolu. Çıktım, dedim ki ne demiştim? Bakın dedim, ışıklar yanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ışıkları o gece sabaha kadar yandı. Bu benim hayatımda yaşadığım en büyük mutluluktu. Peki. Tek hayalim var. Tek hayalim. Partiyi iktidar yapan genel başkan olmak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin yapılacak ilk seçimlerde ışıklarının sabaha kadar yanması, kaybedeni olmayan ama hepimizin demokrasiyi yeniden kazandığı bir seçimi hep birlikte başaracağız. Partinin iktidar olduğu gece ben genel başkan olarak bütün kariyer hedeflerime ulaşmış olacağım. Bu kadar net. Peki, çok teşekkürler. Sayın Özel, sizi saat 23 olmadan stüdyomuzdan süper uğurlayacağız. Teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Sayın Özel'den çok çarpıcı açıklamalar aldık. Hepinize iyi akşamlar.